And now we're streaming. Telefonumu kapatayım. Şimdi başlıyoruz. Tamam, ben hemen giriyorum. PowerPoint'u getireyim. Şeyde çıktık mı? Bakayım. Evet evet çıktık Bilgem. Çıktık, peki. Sevgili izleyiciler, bir Bilge Türkler Söyleşisi'ne, daha doğrusu Bilge Türkler Söyleşileri dizisinin üçüncüsüne hoş geldiniz. Bundan önceki iki söyleşimizin ilkinde 19 Haziran Cuma günü eski bakanlarımızdan tıp bilgini ve tarihçi Profesör Ahat Andican konuğumuz idi. Ahat Andican bilgemizle Emrutunur'u enine boyuna konuştuk. O bu konuda değerli düşünceleriyle ve bulgularını sizlerle paylaştı. Sesini azaltamıyorum. Niye böyle? Bir dakika, sesini azaltamadım bu şeyi. Tamam, şimdi. Bir buldum sesini, şeyle kapatacağım. Pardon. Evet, izleyiciler, sizlerden özür dilerim. Hala bende acemilik sürüyor. İkinci Bilgeler Söyleşimizi 26 Haziran Cuma günü Tacikistan Akademisi'nden Profesör Kemal Abdullayev ile yaptık. Sayın Kemal Abdullayev 1900-1924 arasındaki Buhara'da olan tarihi olayları, Orta Asya'dan 20. yüzyıl başlarında başlayan göçler, basmaçılık, Buhara Cumhuriyeti gibi konuları ele aldı. Ayrıca Tacikistan'da tarih yazıcılığının Sovyet ve Sovyet sonrasındaki değişmeleri konusunda düşüncelerini paylaştı. Biz Bilge Türkler Söyleşisi'ni her hafta Cuma günleri yapıyoruz. İşte bugün 3 Temmuz Cuma günü ve stüdyomuzda olağanüstü bir tarihçi, aynı zamanda benim danışmanım Profesör Doktor Yulay Şamiloğlu'nu ağırlıyoruz. Yulay hocamız yalnızca tarihçi değil, kendisi hem dilci, edebiyat tarihçisi ve sosyal tarihçidir de. Kendisi uzun yıllar ABD'de, Indiana ve Wisconsin üniversitelerinde Rusya ve Avrasya tarihi üzerinde dersler verdi. Çeşitli Türk dillerini öğretti. Doktor öğrencileri yetiştirdi. Şimdi Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Nazarbayev Üniversitesi Kazak Filolojisi ve Türkoloji Bölümü Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ben Yulay'ın en eski arkadaşlarından biriyim. Bizim arkadaşlığımız benim 1972'de Columbia Üniversitesi'ne master ve doktora için gidişimle başladı. Sanıyorum 1974, 73 veya 74, 73 sonu 74 başı gibi bir Tatar arkadaşımızın aracılığıyla onun evinde tanıştık. Ama 75'te Yulay Columbia Üniversitesi'ne başladığı zaman, doğru mu? 70 başladığın zamanda ama daha görüşmemiz... 75'te, 75'in evet, sonbaharında başladım, evet. Sonbaharında başladın ama biz seninle o şeyin adını unuttum. Neydi adı? Bu Tatar arkadaşımız vardı. Onun evinde tanışmıştık seninle. Onu unuttum. Onun hakkında onu, evet, unuttum. Orada ama tanışmıştık. Seninle bu kayıtlar zamanında tesadüfen tanıştığımızı hatırlıyorum. O da olabilir, evet. Ondan sonra tabii Yulay evine çok davet etti. Ben de evine gittim. Diyorlar annesinin güzel yemeklerinden tattım. Annesi Fazile ve babası Muhammed. Faile ve babası Muhammed'le demek görüşmelerimiz oldu. Küçük kardeşi İdil'le tabii görüşmelerimiz oldu. Demek ki bizim bunu hesaplasak bizim aşağı yukarı arkadaşlığımız 46 yıl gibi bir şey oluyor. Epey uzun bir arkadaşlık. Ancak ondan sonra ben Almanya'ya hiç yaşlanmamışız. Hiç yaşlanmamışız. Evet, evet öyle gibi. Evet. Ondan sonra ben 77'de
Evet, ben 77'de Almanya'ya gidince, Hürriyet Radyosu'nda çalışmaya başlayınca Yulay kaç kere geldi, bizlerde kaldı. Onunla çok iyi arkadaşlarımız oldu ve bir ara biz Annemarie von Gaben'i de görmeye gittik. İşte böyle şimdi istersen anılarına geçmeden fotoğrafla geçelim. Fotoğrafları gösterirken o fotoğrafları sen anlat onların ne olduğunu. Sonra sıra Hikmet Hanım'ın da fotoğraflarına gelince Hikmet Bilgem'in, o da onu anlatmaya başlar. Ben şimdi müsaadenizle bir ekran paylaşımı yapayım. Hemen o eski fotoğrafları getirelim. Tazeleyelim anılarımızı. Evet, şimdi buraya geldi. Evet, şu anda bu ilk sayfamızdı. Bu fotoğraftan görüyorsun değil mi fotoğrafı? Evet. Can you start the PowerPoint? Biraz büyüteyim. Evet. Evet. Şimdi iyi mi? Yok. Ben görüyorum. Ben görüyorum. Görebiliyorsun değil mi? Tamam. Peki bu fotoğrafta... Ben görebiliyorum. Start slideshow. Start slideshow'a basarsan... Evet. Yani tüm ekranı doldurur herhalde. Doldurur. Evet. Dur bunu geriye gideyim buradan. Bir dakika. Öyle çalışıyorsun. Evet, ben hep burada bir hata yapıyorum. Bakayım, slideshow mu? Bu olacak galiba. Yok, bu değil. Eyvah, bunu tekrar kapatayım. Slideshow yukarıda. Slideshow, evet. Evet, onu göremedim ben. Şimdi getireyim buraya. Yukarıdan. Aşağıdaki düğme de var, yoksa yukarıdan. Ha. Şimdi aşağıda işte bu slide basınca şey çıkıyor. Bakayım slide. Şimdi nasıl? Yeah, slideshow. Değişmedi. Değişmedi. Slideshow yazıyor. Animation'ın yanında bildiğim. Yukarıda review var. Slideshow. Doğru, burada. Evet. Tamam. Fakat niye bunu getiriyor slideshow deyince? Bir dakika. Onun ayarları var. Ayarlı. Başına getirmem lazım. Bir dakika. Ama bunu yok. Slideshow, display setting, end slideshow yapayım. Okay. Şimdi buraya basayım. Display settings. Buraya getirdim. Şimdi getireyim. Demin getirmiştim. Şimdi slideshow'a basayım. Evet. Şimdi oldu mu? Hayır. Slideshow. Peki niye basıyorum olmuyor? İşte ayarlardan değiştirebilirsin. O zaman o 3 nokta var ya. Yeah, display settings oldu var. Bu 3 nokta olan. Burada herhalde. Ne diyor? Şey diyor hide. Hide presenter view. Onu mu yapayım? Evet. Hide presenter view. Şimdi evet. Oldu mu? Tamam. Evet, şimdi bu resmi anlat bakalım. Berekallah. Şimdi 1962 yılında Reşit Rahmeti Arat, İstanbul Üniversitesi profesörü 1962 yılda Indiana University, Bloomington, Indiana'da yer alan Permanent International Altaistic Conference, Daimi Altaycılar toplantısına katılmak için ABD'ye geldi. O eski dostu Tibor Halaşkun'un ziyaretine geldi. Herhalde New York'ta birkaç gün kalıp onun evinde kaldı. Sonradan Tibor Halaşkun Reşit Rahmeti Arat'ı eski dostlarını görmek için Tibor Halaşkun arabası ile Bronx'ta bir ailenin apartman blokunun altında bırakmış. Ondan sonra Reşit Rahmeti Arat yukarı çıkmış. Sonradan Indiana'ya gitti, sonradan döndü ve 64 yılında mı vefat etti. Ben sonradan Columbia Üniversitesi'nde Tibor Halaşkun'un öğrencisi oldum. O bana Reşit Rahmeti'nin Arat'ının ziyaretini anlattı. Bronx'a gittim, onu bir Tatar ailesinin kapısı önünde bıraktım. Ve ben dedim ki, o benim ailemin kapısıydı.
Ve tabii ki sonradan da ben Indiana Üniversitesi'ne gittim. Orada ders verdim ve Reşit Rahmetli Arat hakkında da orada da biraz toplantılarda söylemiştim. Şimdi Reşit Rahmetli Arat ortada oturan büyük adam. Onun kucağında ortada benim kardeşim İdil. Sağ tarafta o bir şişko çocuk benim ve sol tarafta oturan çocuk Ural. Ve onun arkasında benim babamın bir Tatar arkadaşı vardı. Bu da Bronx ilçesinin Orchard Beach plajında çekilmiş. Orada tasarlanan Reşit Rahmeti Arat'ın şerefine piknik yapmışlardı. Ve bu fotoğraf bilinmiyordu. Çok yıl önce bunu Osman Sertkaya'ya söz vermiştim. Çok yıl bulamadım. Bulduktan sonra scan edip ona gönderdim. Birkaç başka arkadaşa da gönderdim. Ve bu artık bir tarihi fotoğraf sayılır. Ve tabii ki benim hayat yolumu da önceden anlatmış olan bir fotoğraf. Evet, doğru. Şimdi hemen öbürüne geçeyim. Bir dakika, ben burada şeyleri kaybettim. Gene burada. Ben şeye. Evet. Ben yalnız bir şey hep çıkınca tekrar şeyi kaybediyorum. Ne diyorum? Meeting şeyine. Ah, tekrar şeye girme. Ha, buradan gireceğim. Teknoloji öyledir. Evet, bu biraz bana acayip geliyor. Gene slide show'u durdurmam lazım. Ha, şimdi tekrar yapayım. Bu odayı bir türlü bulamıyorum. Şimdi tekrar şeye gireyim. Burada slide show. Evet. Ha, tamam. Şimdi geldik. Üçüncü Burada. fotoğrafı. Evet, şimdi buna gelip buradan gideceğim şeye. İkinciye geçeceğim. Evet. Evet. Ha, geldi mi resim? Aa, Evet. geldi, geldi. Ha, Geldi. tamam. Şimdi bu Şimdi resimde. ben mi anlatayım, sen mi Yok. işaretleyeceksin? Sen anlat. Şimdi sen burada kaç yaşındasın ve neredesin? Üniversiteye başladın mı bu resimde? Ben herhalde üniversite öğrencisiyim, belki hatta doktora öğrencisiyim. Hmm, tamam. Kardeşimi görmediğim için kimin çektiğini bilmiyorum. Şu arada ben de internet belki yakında gidebilir. Onun için yeniden bağlanınız Tamam. kesilirse. Sol tarafta rahmetli babam Muhammed Şamiloğlu. Aşağıdan sağ tarafta rahmetli annem Faile Agi Şamiloğlu. Ve sağ taraftaki bey, o benim kuzenim Fuat Agi. O senin tanıdığın Ferit Ferit Agi, Ferit İdilli'nin abisidir. Onun babası benim annemin abisiydi. Ve Agi'yi ortada Kamil kaybettik. Agi, Evet. evet, kaybettik. Kaybettik Ve onu. ortada onların birinci büyük oğulları Kamil ve aşağıda sağ tarafta annesi Nalan'ın kucağında Ravil ve arkada benim. Büyük ihtimalle, madem ki öyle giyinmişim, büyük ihtimalle artık doktora öğrencisiyim. Öğrencisi, tamam. Yani Evet. belki üniversiteden mezun oldum mu, olmadım mı? Ve aynı ceket de olabilir. Şimdi uzun yıllar bu fotoğraflar bende yoktu ve Profesör Halaşikun'un oğluna 2 yıl önce yazdım. O bana bir arşivinden, ailesinin arşivinden birkaç fotoğraf gönderdi. Çünkü Profesör Halaşikun'la birlikte fotoğrafım yoktu. İşte, şimdi Profesör Tibor Halaşikun'dan bahsettim. Dula Neymet'in ilk öğrencisi. Ve o Columbia'da Türk Filolojisinden profesördü. Fuat Köprülü onu Ankara'dan Columbia Üniversitesi'ne göndermişti. O benim resmi olarak hocam hiç olmadı ama benim için bilim dünyasında iki baba figürü var. Biri Türk Filolojisinden Profesör Halaşikun, my mentor, yani bana yol gösteren, gözlerimi açan hocam. Ve sol tarafta Richard W. Bullitt, artık o da emekli oldu. O tam o sıralarda
Columbia Üniversitesi'nin tarih fakültesine İslam tarihi kürsüsüne davet edilmişti ve göreve yeni başlamıştı. Ben de onun ilk öğrencilerindendim ve artık o da emekli oldu. Yani 50 küsür doktora öğrencisi. Evet. Ve bu benim için çok değerli fotoğraf. İki sevdiğim hoca arasında. Bir burada fotoğrafı da, atlattın mı? Evet. Ha, bu 23 Haziran 1988. Münih'ten arabayla sen, ben, bir de Osman Sertkaya var. Üçümüz Annemarie Kukabe'nin bu Avusturya sınırındaki bir köyde olan şeyine, kaldığı yere gittik. Orada güzel kütüphanesini gördük. İşte tabii bu fotoğrafı Osman Sertkaya çıktığı için o yok. Bir başka fotoğraf var, onda da Osman Sertkaya var. Sen çekiyorsun. Ama burada üçümüz onun Türkçe'ye çevrilen eski Türkçe'nin kitabını tutuyorum. Burada da bak nasıl dinliyoruz ikimiz Annemarie Fongabene. Değil mi? Böyle dikkatle. O di schönen Türk'ün. Ya öyle diyordu. Schönen Türk'ün. Ne diyordu? Bana üç tane yakışıklı güzel Türkler geldi güzel diyor. Güzel Türk insanlar. Tişönün Türk'üm. Evet, evet. Ve geliyoruz bu fotoğrafa. Şimdi şeyin aha, başlıyor. Bu yanılmıyorsam bilgimizin, evet. Yani 1,5 yıl önce herhalde Chicago'da kesin herhalde Ocak 2019'da eşim Funda Hanım'la birlikte Chicago'da fotoğrafa çekildik. Bu da Ve 1,7 yılda mıydı? Bu Aralık 2019. Arkada oğlum, benim oğlum Bulat, ortada Funda Hanım'ın kızı Günce, onun sol tarafında, solunda benim kızım Yasmin ve Funda Hanım. Bu da foto Chicago'da çekilmişti. Evet. Navy Pier. Evet, ve geliyoruz üniversitedeki günlerine. Evet, faaliyete. Siz buyurun. Evet. Ben Yulay hocamla nasıl tanıştığımı öncelikle anlatmak istiyorum. Bir Kırgızistan'da büyük bir Türkoloji Kongresi'nde dünyanın çeşitli yerlerinden en iyi araştırmacıların geldiği ve güzel bir toplantıydı gerçekten. O toplantıya ben Türkiye'den gitmiştim. Kendisi de Amerika'dan gelmişti. Ve açılış konuşmacısı olarak, davetli konuşmacı olarak ilk kendisi sunumunu yapmıştı. Orada Altın Orda'nın devlet teşkilatını anlatmıştı. Can kulağıyla dinliyordum. Müthiş bir enerjisi var. Yulay hocamın söyledikleri yeni ve farklı bir perspektif. Dedim, dedim gerçekten çok iyi bilim insanları var. İyi ki geldim bu kongreye derken Yulay hocam konuşmasının sonunda şey dedi. Karaçilerle ilgili bir çalışma yapıyorum. Bu konuyla ilgili herhangi bir kaynak bilginiz varsa bana iletir misiniz bu konuşma sonunda? Hemen yanına gittim. Hocam dedim, ben işte doktora çalışmamı yaparken Tolibekov'un işte 17-18. Yüzyılda Kazakları anlatan kitabında bu haraşi kavramıyla benzer şeyler buldum, karaçiler olarak. Dedi ki, bana onu gönderir misin? Tabii ki dedi. Ben dedi onu dedi doktoramda okumuştum ama 70'li yıllarda çok geçti ve unuttum dedi. Sonra dedi, ben seni dinlemek istiyorum Hikmet. Sunumun ne zaman? Ben de yarın Yulay hocam dedim. Tamam, yarın yanına geleceğim dedi. Seni dinlemeye geleceğim. Ve sonrasında şey dedi, Amerika'ya gelmek ister misin dedi. En büyük hayalim dedim. Ve orada böyle kader ağlarını örmüş gibi beklediğim insan Kırgızistan'da karşıma çıkmış oldu. Ve Amerika serüvenim başladı. Aslında bu hayalim benim hemen doktora bitiminde, tabii ki Türkiye'deki doktora hocam ve doktora babam Abdülkadir Yuval hocamla paylaştığımda, Hikmet bir dur, şu doktoranı savun ama daha sonraki hayaller, önce işin olsun sonra. Hayır, ben Amerika'ya gitmek istiyorum ve bir sene içinde de gerçekten Yulay hocam benim kahramanım olarak karşıma Kırgızistan'da çıkmıştı ve bu süreç böyle başladı. Gittiğimde ise gerçekten gördüğüm o bilimsel perspektifte şaşırmamıştım. Bütün sorularıma cevap verebilen, alanında çok çok iyi.
Bunu sadece iltifat etmek için söylemiyorum. Gördüğüm ve inandığım için söylüyorum. Müthiş bir supervisor seçmiştim ve beni gerçekten hani böyle yukarı kaldıracak, çekecek bir güce ihtiyacım vardı. Bunu Yulay Hocam gerçekleştirdi. Ve birinci çok güzel misafirperverliği, sahiplenmesi, bizimle ilgilenmesi o kadar ince ve zarifti ki oradaki yaşadığım o insaniyetini, hayattaki yol göstericiliğinin yanı sıra akademik perspektifi benim için hayatımın en önemli dönüm noktalarından birisini oluşturdu. İkinci en ilginç hatıram ise şeyde yaşandı. İkinci dönem başlayacak. Benim Amerika'ya giderken de belli hayallerim var orada gerçekleştirmek istediğim. Yulay Hocam'ın Orta Asya Türk Tarihi dersini almak, birlikte işlemek. Ama duyumlarıma göre de Yulay Hocam bunu çok uygun görmüyor. Yani Türkiye'den gelen birisinin kendi derslerine katılmasını çok uygun görmüyor gibi bir şey geldi kulağıma. Ben tabii yine okula, benim evim okula 5 dakikaydı. Randevu aldım, gittim kendisinin yanına. Orada konuşuyorum ama söyleyemiyorum da. Hani ben sizin Orta Asya Türk dersi, tarihi dersinizi almak istiyorum. Birlikte işleyebilir miyiz? Hikmet dedi, benim ikinci dönem böyle bir dersim var, katılmak ister misin? Yani istenilen şeyin gözlerinden anlayarak teklif edilmesi büyük bir bilgelik gerektirir. Ben gerçekten o bilgeliği de gördüm. Herhalde Yulay Hocam'la o ruh birlikteliğini, yani hoca-öğrenci ilişkisini çok iyi yakalamıştık. Ve derslerinde de sürekli Amerika'da yayınlanmış en yeni yayınları ve en önemli yayınları okumama sebep oldu ve perspektifim o kadar gelişmişti ki ilk derse girdiğimizde de böyle bir kocaman harita açtı Türk dünyasına dair. Ama burada, bunun sınırlarını bu o kadar iyi çizdi ki, yani size anlatamam. Dağları, nehirleri, sınırları, ülkeleri çok güzel anlattı. Orada daha da hayranlığım benim artmıştı. Sonrasında derslerimiz çok keyifli ve çok verimli geçiyordu. Tabii ki o dönemde arkadaşlarım da çok iyiydi ve çok güzel dersler işledik. Dediğim bu hangi gibi, derste burada? Orta Asya Türk Tarihi dersi. O derste, evet. Evet. Ama bu daha da graduate öğrenciler için, master evet. Doktora öğrenci, evet. Yüksek lisans doktora öğrencileri için. Ve Henry Mies'e bu, Henry, bu sağ tarafta Henry var sakallı. O evet. Üniversite lisans öğrencisiydi. O şimdi Ohio State'da Columbus'ta Scott Levi yanında doktora yapıyor. Yapıyor. Çok harika bir makalesi çıktı. Bu Avrasya'da iklim tarihi hakkında. Çok hakikaten güzel. O çok güzel. Henry çok başarılı bir çocuktu zaten. Yani evet, bu derste çok şanslıydık. Çünkü Yulay Hocam hepsi okuyup geliyordu ve tartışabiliyorduk. Yepyeni fikirlerle geliyordu. Değil mi? Asıl maksat odur. Asıl maksat evet, odur. Kesinlikle maksat hasıl olmuştu. Funda Hocam'la var. Funda Hocam çok değerlidir benim için. Yine Yulay Hocam'ın sevgili eşi. Bizi çok sahiplenmiştir. Ve evinde birçok kez konuk etmiştir. Bu da konuk olduğumuz günlerden bir tanesi. Çok ve yemeği kim pişiriyor? Evet. Hindi. Şükran günü. Thanksgiving günü bu. Bizim Şükran gününde Yulay Hocam'ın davetlisiydik. Ve Yulay Hocam bize hindi pişirip bize servis etmişti. Çok güzeldi. O gün de harika günlerden bir tanesiydi. Bir de Yulay'ın benim pişirdiğim. Küçük katıma genelde 40 kişi davet ederim. Herkes yerlerde oturuyor. Aha, Norm. Ve benim pişirdiğim pilavı yiyor. Nasıl, beğenmiş miydin? Tabii. Evet, Münih'te her zaman çok güzel pilavlar yerdim. Herhalde evet. Seninki de aynı. Evet. Ve şeyler, Norman Graham'ın bu şeydeki yeri, Michigan Gölü'nün üst tarafındaki Upper Peninsula'daki şeyine gitmiştik. Sen de yukarıdan gelmiştin arabayla. Orada buluşmuştuk. Evet. Evet. Wisconsin tam United States of America dediği Wisconsin eyaleti. Evet. Oradan gelmiştin. Oradan geldin. Evet. Oradan geldin. Güzel de gölün yanındaydık. Ve geliyoruz en önemli
resme. Evet, bunun hikayesi nasıl sende? Bu Rusça çıkmış bir kitap. Bu İngilizce'de çıkacak, herhalde başka dillerde de çıkabilir. Ben bu doktora tezimi 1985 yılında savundum ve doktoramı 1986 yılında aldım. Ve o zamanlar ben Indiana Üniversitesi'nde lektörüydüm. Ve ondan sonra Dennis Sinor emekli olduktan sonra onun yerine ben geçtim. Ve benim bölüm başkanım rahmetli, ama adını söylemek istemiyorum. Çünkü I don't like to speak ill of the dead. Bu rahmetliler hakkında kötü şeyler söylemem. Ama kim olduğunu biliyorum. Bölüm başkanı sonradan kim olduğunu sana söylerim tabii. Evet, biliyorum tanırsan. Zaten. o dedi ki sen tarihçi değilsin. Sen burada kalmak, doçent olmak istersen mutlaka bir metini yayımlayacaksın. Onun transkripsiyonunu yapacaksın, onun araştırmasını yapacaksın, onun tercümesini yapacaksın. Ama bu Amerikan usul değil. Amerika'daki usul bu değil. Bunu yapanlar var. Bunu çok güzel yapanlar da var. Yani Osmanlı araştırmalarında, Türk dünyası araştırmalarında bunu yapan var. Ama tarihçi bunu yapmayacak. Ve Indiana Üniversitesi'nin fakülte dekanı, bu araştırmalara bakan falan, o dedi ki sen öyle bir kitap çıkarırsan mutlaka işini kaybedeceksin. Onun için ben iki arada kalmıştım ve onun için ben öfkeliydim. Çok yakın arkadaşlar, tarih fakültesindeki çok yakın arkadaşlar dediler ki bunu monografi olarak çıkar. Ondan sonra başka şeyler çıkarsın da. Şimdi 88 yılında, ondan sonra ikinci kere 89 yılında University of Wisconsin Madison'dan iş teklifi geldi. Orta Asya programını kuruyorlar. Benden Orta Asya Türk Dilleri programını kurmamı rica ettiler. Ve ben o sıralarda öfkelenip Indiana Üniversitesi'ni bırakıp Wisconsin'a taşındığımda dedim ki ben artık bunları göstereceğim. Parmaklarımı falan kullanmayacağım, ama gerçekten de onlar bana tarihçi değilsin demeyi cesaret ettiklerinde ben hiç görmedikleri bir tarihi yazacağım. Ve gerçekten öyle bir şeyin ilk versiyonunu yazdım ve bu kitaptan parçalar aldım, koydum. Ama gittikçe sonraki konulardan açık olacak. Yani o kitabı monografi olarak çıkarmadım. Bu monografi için uygun parçalara o yeni disiplin arası, interdisciplinary kitapta yer alarak sonradan her yıl benim yani bu fendeki, bilimdeki yollarım ve eski doktora yazan Yulay'ın yolları birbirinden ayrılmaya devam etti. Onun için ben o kitabı 93'te 95'te birinci versiyon olarak bu yeni kitap, bu tarih, ekonomi, toplum gibi bir kitabı yazdım ve yayımlayamadım. Çünkü ondan sonra hayat biraz ast üst geldi falan, çocuklar oldu. Ve sonunda çok utanıyorum, elde ne doktora tezi yayımlandı. Avrupa'da doktora tezi otomatikman yayınlanır ama Amerika'da öyle değildir. Ve yeni kitapta gittikçe imkan dışı gibi görünüyor. Çünkü yeni fikirler ve eski fikirler bir araya gelmiyor. Sonunda Kazan'daki tarih Usmanov Altınordu Ortalığı'nın direktörü İlnur Mirgaliyev bana bunun Rusça tercümesini yayınlamaya teklif etti. Sonradan onunla birlikte çalıştım falan, kontrol ettim ve sonunda bu Uluslararası Türk Akademisi de bunun İngilizcesini çıkarmak istiyor. Ve artık bazı kişi Türkiye'de benim makalelerimi de çevirmeye başlıyorlar. Herhalde ileride tutarca belki. Evet, Yulay çok güzel bir Kazakça da çıkar. Ama yeni ki o 30 yıllık kitap bu da bitirmem lazım. Onu 1-2 yıl içinde yeniden yazılması gerekiyor. Tamamıyla evet. Yeniden yazılması gerekiyor. Peki. Şimdi buraya kadar senin çocukluğun, üniversite vesaireyi aldık.
yarım saati de doldurduk. Şimdi bu eserinle hemen Altın Ordu bölümüne geçiyoruz. Ve unutma, sana da şurada hatırlatmak isterim. 2005'te hatırlıyorsun, bizim vakfımız İstanbul'da bir Altın Ordu konferansı yapmıştı. Ve ikimiz de editörüyüz. Ve o kitabı da yakında çıkarmamız lazım. Onu da tekrar hatırlatayım. O Altın Ordu çok onun güzel. Onun bazı makaleleri başka yerde çıktı. Evet. Çıkmasa bile, hiç olmasa biz o şeyi yapmamız lazım. Şimdi hemen Altın Ordu konusuna girelim şimdi. Şimdi benim ilk sorum şu olacak. Senin üzerinde en çok çalıştığın uzmanlık alanın olan Altın Ordu konusuna da, Altın Ordu Devleti'nin kuruluşunda etkin olan ve sosyal teşkilatlanmada yer alan dört yönetici boy Karaçi Beylerinin etkisi hakkındaki araştırmalarının bir sonucunu anlatır mısın? Tamam. O inşallah o konuya cevap verebilirim herhalde. Ben üniversitede öğrenciyken Profesör Halaşık'ın bana Harvard'daki bir profesörün makalelerini gösterdi. Bu Edward Louis Keenan Jr. Orta Çağ Rusya tarihini okutuyordu ama o da aynı zamanda bu Rus Moskova Tatar hanlıkları ilişkilerini araştırıyordu. Bu Karaçi Beyleri meselesini ilk olarak onun makalelerinden gördüm. Ama o bunları magnate, yani zenginler olarak anlatmaya çalıştı. Ve ben bu sistemi azıcık öğrenmeye çalıştım. Nereden kaynaklandığını, nereden çıktığını anlamaya çalışırken sonradan Nogay Ordusu üzerinde doktora tez yazmaya karar verdim. Onun için de bir proposal takdim sundum. Ama onun üzerinde çalışırken, yani acaba eskiden nasıl olmuştur diye merak ederken, yani tesadüfen anladım ki bu Karaçi Bey sistemi tekna sadece o sistemi de anlatmam lazım. Sadece 15. 16. 17. 18. yüzyılda değil, daha erken bir devirde de var. Ama önceden bu sistemi kısaca anlatayım. Demek her hanlık içerisinde dört asıl yönetici olmuş. Bunun adı Karaçi Bey, farklı dilde Rusça, başka dillerde başka adları da var ve onların arasındaki birinci numaralı yönetici Baş Karaçi veya Uluh Karaçi. Onlar Çingiz Han sülalesinden çıkan hanı seçiyorlar, onu kaldırıyorlar, han yapıyorlar, han olduğunu ilan ediyorlar. Onların onayı olmadan hanların kararları geçerli olmuyor. Onlar hana karşı çıksalar, hatta hanı göndere veya hatta öldürebilirler. Onlar da yurt dışı ile bu diplomatik ilişkileri yönettiler ve aynı zamanda askerleri yönettiler. Bu biraz karışık ama aslında böyle bir sistem. Yani aklım duruyor çünkü bu nereden, nasıl bu zenginler nasıl böyle oluşuyor? Ona çok zamanda bu kabile olarak değil, daha da ziyade soy olarak mı, clan olarak mı bakıyorlar? Hatta Rusça hala böyle geçiyor. Ve ben anladım ki mesela Kazan Hanlığı'nda ve Kırım Hanlığı'nda Şirin, Barın, Argın, Kıpçak kabileler. Bu aile değil, bu bir magnate family, öyle bir şey değil. Bu bir kabile. Çünkü biz Kazak tarihinden de Argınlar, Moğol tarihinden Barınlar, Kıpçaklar eskiden farklı farklı gruplardı ama Çingizide devrinde o bir kabile gibi. Ve daha da eskiden aynı sistem vardı. Ama Moğol devletlerinin tarihini araştırırken mesela biz Kurultay hakkında duyuyoruz. Onun içerisi Turaz hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Ve benim anlattığım sistemin nereden çıktığını da hayal edemiyoruz. Son zamanlarda Chris Atwood'un, eski öğrencimin bir makalesini buldum. O biraz anlatıyor. İlhani de için, devleti için de bunu biraz anlatıyorlar. Ama bu yeni, son yıllarda. Altın Ordu'da, İlhani Devleti'nde, Çağatay Hanlığı'nda, büyük ihtimalle Yuan Devleti'nde de
aynı sistem yer almış. Ama onların adı Karaçıbekler değil. Belki Karaçu kelimesi İran'da başka yerde kullanılıyor da, ama o altın orada da mesela İbn Battuta gidiyor, onlara Emir-ül Ulus diyor. Ulus emirleri veya ulus bekleri. Ve onların başkanı Bekleri Bek. Büyük ihtimalle Emir Nogay o vazif, o görevi yapıyordu. Ondan sonra Kutlu Demir. Nogay Tohtahan'la savaştı. Sonunda bunu iç savaş olarak gördüler. Ama bu iç savaş değil. Bu kaynaklar üzerinden geçen bir rekabet. Ve sonradan yani sonradan da böyle şeyler oldu. Mesela Kazan Han dondu zannedersem. Evet, arada bir internet şeysi olacak diyordu. Galiba bir fırtına varmış şeyde, Astana'da, Nur Sultan'da. Bekleyeceğiz herhalde, cepten bağlanır ona kadar. Evet, değerli dinleyiciler. Şöyle bağlayabiliriz Timur Bilgen. Evet. Ben hocamın geri geldi mi hocam? Hı. Yok, gelmedi daha. Hocamın tezini okuduğum kadarıyla işte bu sosyal teşkilatlanma, hocam tribe diyor, işte bizde boy sistem olarak geçiyor. O gün Ahmet Taşağlı hocamız da söyledi. Bu boy sistemleri aslında küçük siyasi teşkilatlar. Ve hepsinde yönetici boylar var. Yani bir devletin devlet var, devlet siyasi sistemi var ve altında onların aslında akıl danıştığı diyelim, yol göstericileri diyelim, onların boyları bulunuyor ve bu boylar işte yine kendilerinden mesela evet, tekrar bağlandı şimdi. Yeniden evet. Bağlandı. Yeniden ha. Bağlandı. Ha, yeniden çok güzel. Bağlandı. Biz de söyledik. Kusura bakmayınız. Yani evet. demek sözün kısası bu konuyu bitirmek için İbn Battuta zamanında ondan Homeri'den başka yazarlardan Altın Ordu'da bağlandı. Konuşuyoruz mu? Tamam. Evet, konuşuyoruz. Tamam, ana kenardan söylüyordum. Evet, bağlandı. O aynı sistem vardı. Ve evet. Demek ama bunun biz konuşuyoruz. Evet, biz konuşuyoruz. Evet. Yok, şey biraz geç başlar. Yok, daha geç, biraz erken oluyor. Evet. Problem yok yani. Evet. Anladım. Ve demek yani burada birkaç şey var. Çingiz Han herhalde kabileler tarafından seçilip de onlara belki onlardan eyvah, gene kesilme var sanırım. Evet. Yani bunu yaşayacağız çünkü bizi uyarmıştı. Nur Sultan'da hava fırtınalı demişti. İnternet kesintileri olabilir. Ancak bununla idare etmeye çalışacağız. Ha, belki gelene kadar sözünüzü devam ettirebilirsiniz Hikmet Bilgem. Evet. Şöyle ki işte bunların içinde bayırgılar var. Ondan sonra Şirin boyu var. Dediğim gibi belli başlı boylar bunlar Bilgem. Ve bunlar gerçekten devlet yönetiminde söz sahibiler ve yöneticiye de etki eden boylar. Yani bu boylar birleştiğinde o yönetici siyasi hayatına devam etmiş oluyor. Yoksa ne olmuş? Al aşağı ya da devlet dağılmış oluyor. Yani onların desteğine muhakkak ki ihtiyaç duyuyorlar. Şimdi tekrar bağlandı. Geliyor. Çok güzel. Evet, bağlandı. Kusura bakmayınız. Evet, yok olsun, böyle alışıyoruz. Technology. Evet, evet. Teknoloji, bir de hava şartları tabii. Astana tam step bölgesi. Step olduğu için sanırım gene durma var. Bunu yaşayacağız. İzleyicilere söylemek isterim. Nur Sultan'ın olduğu coğrafya Kazakistan'ın kuzeybatısında ve oldukça da Sibirya'ya yakın bir yer. Zaten orası da Sibirya sayılıyor ve büyük bozkırlık olduğu için fırtınalar şiddetli oluyor ve internet kesintileri böyle maalesef olabilecek. Ancak Yulay da
Şöyle de yapabiliriz. Ben yine bir anımı anlatmak istiyorum. Wisconsin'da yaşadığım bir anım. Son aylardı tabii ki projemin de tamamlanması gerekiyor. Dersler beni oldukça yoruyor. Çünkü sabahlara kadar çalışıyorum. Mahcup olmayayım. İşte orada farklı bir şeyler söyleyebilir miyim diye. Sağ olsun Yulay Hocam da çok destekliyor beni bu konuda. Ve kendime gerçekten özgüvenim gelmişti. Yani wonderful diyordu. Mesela bu kaynağı da mı okudun? Yani bir öğrenci, hani hoca öğrenci. Paniklemeye gerek yok. Kusura bakmayın. Hikmet Bilgem de dolduruyor araları. Onun için merak etme. Güzel. Şimdi sen devam edebilirsin Yulay. Belki kısaca özetlersen artık. Büyük ihtimalle Çingis Han gerçekten çok kuvvetli biriydi. Bir padişah, sultan olarak. Ama gerçekten biz Altın Ordu hanlarının, İlhanide hanlarının, Çağatay hanlarının kuvvetinin sınırlı olduğunu anlamalıyız. Ve Kazan Hanlığı, Kırım Hanlığı döneminde daha da çok. Evliya Çelebi'de Kırım Hanlığı'nı okursak anlıyoruz ki yani Şirin beyleri Han'ın gönderdiği elçileri veya adamlarını, ağalarını dövüyorlar. Yani adam bu vergi istiyor, vermiyorlar. Yani onun için bu çok komplike bir şey. Ve diyelim Rusya tarihi açısından, Ruslar için bu Tatarsky Iger ve bu Moğol dönemi, Tatar dönemi, bu otokrasi dönemi, onlar ezildiler. Ben bunu anlamıyorum. Bu kaynaklara bakarsanız, öyle bir resim ortaya çıkmıyor. Yani onun için burada çok daha araştırılacak çok çok konu var. Bu otokrasi, Rusya'daki otokrasi nereden geliyor? Yani onlar yanlış olarak Moğol hanlarının otokrat olduğunu düşünüyorlar. Ama bu yanlışlık ise Rusya'daki otokrasi nereden çıktı? Çok temel sorular kaldı. Peki şöyle Rusya'ya geçmişken Altın Orda'nın Rusya'nın devletleşmesine etkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Belli başlıklar halinde sizin çıkarımlarınız nelerdir Yulay Hocam? Bu çok teknik şeyler var. Burada çok teknik sorular var. Biz Kiev Rusya'sına, Kiev Rus'una bakarsak yani din, devlet orada da var. Sonradan Altın Ordu, bu Batu'nun askerleri o yerleri elde ettikten sonra yani diyorlar ki bizi yıktılar, bu şehirlerimizi kırdılar, bizi kul ettiler, bizi sattılar. Evet, bazı şehirler basıldı ama o kısa zaman içinde mesela Can Planu Carpini kaçıncı yılda 42'de mi gittik veya 47'de dönerken Kiev artık yani o Rus Moğollar Kiev'i yok ettiler daha ya ticaret merkezi Bulgar yeniden ticaret merkezi oldu Kırım büyük ticaret merkezi oldu bence bu Moğol imparatorluğu ticaret üzerinde kurulmuş ve onlar yani ticaret noktalarını yok ettiler sonra da bunu elde ettikten sonra bunu yeniden yani yaşattılar ve 13. 14. yüzyılda Altın Ordu'nun İtalyan devletleriyle ticareti çok kuvvetlidir. Çok inanılmaz bir şey vardı. Yani buğday, balık ihracatı. Yani öyle bir imaj var ki Altın Ordu göçebelerin devletiydi. Buğday nereden geliyor? Balık nereden geliyor? Başka şeyler ve en çok satılan kullar arasında en çok kumandan vardı. Kıpçaklar vardı. Yulay şimdi tam burada şunu sorayım. Altın Ordu Devleti'nin şehirleşmeye ve yerleşik düzeye geçmesine katkısı hakkında neler söyleyebilirsin? Şehirleşme ve kültüre geçme. Tabii bu İtalyanların kolonileri de vardı Kırım'da falan. O ayrı konu. Ama diyelim herhalde Batu, belki Berkihan'da, belki başkalar da böyle kışın kışlakta, yazları yaylada yani İdil Nehri boyundan belki göç ederler de ama bu ticaret için çok kötü. Mesela William Rubrook 50. yıllarda Sinop'tan Kırım'a geldiğinde
Onu askerler karşıladılar, onu hanın kaldığı yere götürdüler. Ama o Moğolistan'a gittiğinde bir yerden nehire geçti, dönüşte başka bir yerde, ama aynı altyapı vardı, aynı kişiler vardı. Demek devlet altyapıyı organize ediyordu. Ama ticareti bence, demek Moğol devleti ticaret için güvenlik sağlıyordu. Ama ve bu güvenliği sağlamak için daha da çok tacirin, yani ticaret yapabilmesi için, yani şehirler lazım. Çünkü orada gümrüğü toplamak için, bu malları saklamak için hanlar. Yani İbn Battuta 1330. yıllarda ikinci başkente, Saray-ı Cedid, Saray Berke'ye geldiğinde, o da tartışılır hangi şehir nerede. O diyor ya, atla yarım günde şehire aylandı ve orada tacirlerin mahalleleri vardı, medreseler vardı, marketler vardı. Yani o evet, gene bir şey evet, yaşıyoruz. Bir evet. Oldu. Ben yine evet. Araya girmek istiyorum. Ha, evet. Tufan Hoca'nın çok güzel bir makalesi vardır. Hmm. Moğolların ticaretiyle alakalı. Şöyle ki işte uzaktan ticaretin iletişim ağını ören Moğollar olduğunu söyler. Diğer taraftan bir de çek sistemini ilk dünya ticaretine kazandıran Moğollar ve Altınoluk'ta devletinin olduğunu ifade eder. İşte burada ticaretten bahsedebiliyorsak Timur Bilgen, yerleşikliğin olması muhakkak ki. Bir de tabii ki Batu Altınordu Devleti'ni kurduğunda orada bir saray inşa ediyor. Saray şehrini inşa ediyor ve merkezi, devletin merkezi orası oluyor. Ha, merkeze yine Karakurum'da bulunan Moğol İmparatorluğu'na yine bağlı. Senede yine ziyaretini ediyor, ona itaatlerini bildiriyor o devleti. Ama nedir? Orada yepyeni bir teşkilatlanmaya, yepyeni bir devletleşmeye gittiğini söyleyebiliyoruz. Bu da önemli bir çıkarım. Saray şehri bizim için önemli bir evet. Gösterge aslında şehirleşmede. Ha, çok güzel, çok güzel. Evet, Yulay, tekrar hoş geldin. ağzına sağlık Hikmet. Sağlık. Ben duymadım evet. Ama herhalde her şeyler söyledim. Hikmet Bilgen, sen ondan sonraki soruyu eğer ekleyeceğin bir şey yoksa hemen öbür soruya geçebilirim Yulay. Yani Maveron Nehri geçsek, Altınordu'ya ilgili evet. Sormaya devam etsek. Evet, öyle yapalım o zaman. Tamam. Peki şimdi inşallah Cengiz kesilmeyecek. Bu saatte herkes film seyretmeye başlıyor. Çünkü o zaman kesmezler. Evet. Cuma doğru. Akşamı. Evet. Netflix. Bakalım herkes film mi seyredecek yoksa bizi mi seyredecek? Bakalım, onu görürüz. Evet, Yulay. Şimdi Cengiz'den sonraki Altınordu Hanlığı ve Çağatay Hanlığı arasındaki benzerlikler ve ayrılıklar sence nedir? Çünkü ikisi de Cengiz Han İmparatorluğu'nun mirası olarak kullanıldı. Fakat Altınordu'da ilk Moğol hanları yerine zamanla Türk hanlarının gelmesi, Orta Asya'da ise Emir Timur'un Çağatay Hanlığı'nı yıkarak kendi devletini kurması gibi bir olgu var. Birinde Altınordu'da bir geçiş var ama Timur'da durum çok değişik. Bu konuda ne dersin? Bu bence her şeyden önce artık bunu derim. Birinciden Avrasya'nın farklı iklime sahip olan bölgeleri var. Mesela bu Çağatay Hanlığı, Kazakistan bulunduğu yer, mesela yazları güney çok sıcak, Kazak bozkırı, yani kışın çok kötü. Ve onun için göçebeler için bence daha batıdaki yerler daha da verimli. Ve birinin söylediği, bir coğrafyacının söylediğine göre eskiden bu İdil boyundaki yeşillik çok büyük bir biomass sunuyordu. Yani çok kocaman
sayıda, çok yüksek sayıda hayvanları tutmak için, beslemek için imkan sağlıyordu. Onun için o fark var, bu fark var. Bence bu İtalyanlarla ticaret şehirleşme için fırsat oldu ve Bozkır'da şehirler kuruldu. Orta Asya'da Buhara gibi, Samarkand gibi eski şehirler var. Bu efsane mi değil mi bilemiyoruz ama sanki Yelucu, Tsaym'ı kim mi bu şehirler, o Orta Asya'daki şehirleri yıkalım ve daha da çok hayvan besletelim gibi şeyler söylemiş. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Ama bana kalsa Altın Ordu'da şehirler varken sanki Çağatay Hanlığı'nda Moğolların kendi şehirleri yok gibiydi. Öyle geliyor Evet, bana. evet. Yani bence bu Tarmaşirin hala göçebe olarak yaşıyordu gibi hissediyorum. İbn Battuta'ya bir daha bakmak lazım. Bunun dışında diyelim Timur'un babası Barlas kabilesinin başkanıydı, Evet. yöneticisiydi. Bu tam Altın Ordu'da gibi Çağatay Hanlığı'nda da dört asıl kabile vardı. Ama bu sistem, bu yapı, bu devlet 14. yüzyılın 30'lu yıllarından itibaren mi, 40'lı yıllarından itibaren mi, daha yani bu veba salgınlarını yaşadı. Evet. Ve bu veba salgınları her şeyi değiştirdi. Bu göçebeler yaşadığı yerde o kadar tam diyelim Altın Ordu'da gibi ciddi belki olmadı, bilmiyorum. Tabii. Ama benim bazı fikrim var. Çağatay Hanlığı'ndaki durum o kadar vahim değildi. Ama Altın Ordu'da da görüyoruz. Yani 59. yıla kadar dayanması beni şaşırtıyor. Çünkü yani çok kaynaktan Kırım'da 80 bin kişi öldü. Rus kaynaklarında da kişilerin ne olduğu anlatılıyor. Ondan sonra 1359. yıldan, tabii Kafa Arkalı Konstantiniyye, Konstantinopol, oradan İskenderiye, Sicilya falan yayıldı. Şimdi onun yayılması hakkında yeni teoriler var. Çünkü bu ADNA, Ancient DNA, eski bu Genetik genetik araştırmak, araştırmalar var. evet. O Evet. bizim için yeni pencereleri açıyor. Ama diyelim bu aslında Tibet, Çinhay bölgesinden Issık-Köl, Türkistan arkalı Kırım'a, Saray'a, İdil boyuna geldi. Yani çok adam kısa zamanda hayatını kaybetti. Özellikle yerleşik yerlerde, ya şehirlerde, köylerde, Kırım'da, Saray'da, Bulgar'da. Bence Orta İdil boylarındaki durum çok kötüydü. Mesela Veliki Gorod, Biler şehri var. Tamamıyla yok oldu, yerle bir oldu. Bu Timur'un işi mi? Yoksa Timur vardığında orada fazla bir şey kalmamış mıydı? O böyle böyle sorular ortaya geliyor. Şimdi Çağatay Devleti parçalandı ve bu veba yüzünden anarşi oluştu tam orada da ve bu Mauran Nahır ve Moğolistan ikiye bölündü. Timur bunları birleştirdi. Evet. Ve Timur'un babası han değildi, o kabile Evet değildi. başlığıydı. Evet. Onun için o Güregen. Küregen demek damat. Damat, Altın evet, Ordu'da İbn damat. Battuta bunu çok güzel anlatıyor. Bu İbn Battuta'dan da çok güzel anlaşılıyor. Ve o neden damat? Çünkü o yani baba tarafından Çingiz Han'ın varisi değil. Ve bu bence Timuri Devleti'nin tarihi yeniden yazılmalı. Bu Çingizidiler kimdi? Onlar kukla mı değil mi? Ve o alternatif bir yapı mı kuruldu? Ben Timuri Devleti'nin uzmanı değilim ama bana kalsa bu yeniden ele alınmalı. Tabii Timur Cengiz soyundan geleni birini han olarak koydu. Kendisi Evet, emir title'dan şey yaptı. ben Evet. bunun listesini bile zor bulurum. Mesela Evet. Bosworth'ta Muhammed'in dynastizmi yani bu hanedanların sülalelerini anlatan kitaplar Evet. orada yani Çağatay Hanlarının hepsini göstermiyorlar bile. Bu ayrı bir araştırma. Ben hayatımda bunu yapamam.
Ama yapılacak iş daha çok. Doğru. Yeni bir soruya geçecek olursak bilgilerim, şöyle söyleyelim. Altın Orda Hanlığı'nın 3-4 hanlığa parçalanmasının sebepleri nelerdir? Eski Tatar tarihçiler sürekli olarak Emir Timur'u sebep olarak gösterirler. Zeki Velidi Togan hocamız ise başka Tatar tarihçilerden bu konuda ayrılır. Bugünkü Tataristan tarihçileri arasında Timur'a karşı ön yargılar hala sürüyor mu? Türkiye'de de Ankara Savaşı yüzünden Osmanlı tarihçileri ve Türkiye'de bazı tarihçiler hala bu konuda olumsuz tutumlarını biliyorsunuz ki sürdürüyorlar. Bu konuda bir tarihçi olarak Tataristan ve Türkiye dışında sizin tespitleriniz ve görüşleriniz nelerdir Yula Hocam? Yani 3-4 hanlığa ayrılmasının sebeplerini ne olarak görüyorsunuz, nasıl görüyorsunuz? Timur'u mu gösteriyorsunuz siz de? Biraz kesik olduğu için her şeyi duyamadım ama ilk mesele bu neden Altın Ordu neden parçalanıp küçük hanlıklar oluştu. Bana kalsa batıda bu Ulus Cüçin'in batı kısmında Ak Orda'da İngilizce demographic collapse. Bana kalsa halk bu nüfus kırıldı. Yani paramparça oldular ve bir düşününüz. Altın Ordu kurulduğu zaman Batı devrinde Zaysan Gölü'nden Doğu Avrupa'ya kadar o bütün toprağa hakim olacak kadar kudret, asker vardı. Vardı, evet. Ve neden sonradan diyelim veba yüzünden diyorlar ki bazı tarihçi, ciddi tarihçi diyor ki bu o 14. yüzyılın ortasında Avrupa halk sanının %60'ı kaybetti mi? Öyle bir şey. Yani yarı yarıya azaldı. Ama yerleşik toprak üzerine kurulmuş devletlerin strüktürü bir, göçmeli sülalelerin strüktürleri farklı. O da jeneolojik bağlantı, varislerin kim olduğunu jeneolojiye göre karar veriyorlar ve kabile başkanları da buna katılıyor. Şimdi bu sonradan minicik 1440'lardan minicik 30'lardan 40'lardan minicik bir Kazan Hanlığı, minicik bir Kırım Hanlığı, minicik bir Kasım Hanlığı, minicik bir Sibir Hanlığı. Demek onların halk sanı çok daha küçük olmuştur. O büyük toprağa hakim olabilecek kapasite yoktu. Bir. İkinci, 1280'li yıllardan itibaren iklimde yani kötüleşme başlıyor. Ve bu 15. 16. 17. yüzyıllarda gittikçe kötü oluyor. Ben geçen yıl mı bir kısa makale yayımladım. Ona göre bence bu Şibanilerin Tobolsk tümeni terk etmelerini de iklimdeki çok kötü 1430'larda mı Abulhayr Han'ın Harezm'e saldırısı? Evet. 36, 7, 8 evet. O civarlarda acayip soğuklar olmuş. Ve demek onların da yukarıda kuzeyde kalıp da beslenmeleri ihtimale kalmamıştı. Hayvanlarıyla kaçmaya mecbur kaldılar. O koşullarda bu devletler nasıl kuvvetli olsun? Ve ben bunu diyebilirim ki diyelim ki halk sanı azaldı. Ondan sonra 1400'den sonra belki 30'larda biraz daha yükselme olunca bence hanlıklar o zaman varlığa geldi. Çünkü diyelim 1359 ile 1436-40 arasında yani ciddi devlet görmüyorsunuz. Anarşi var. O iç savaş, asıl iç savaş o zaman. Tamam. Yani namzetler birbirine karşı savaşıyorlar. Evet. Yulay, bu söylediklerin çok önemli. Çünkü birçok tarihçi tarihi olayları açıklarken sadece tarihi olayın kendisine gidiyorlar. Fakat bu arkadaki bu hastalıklar, iklim değişmeleri, nüfusun çoğalıp azalması bu gibi konuları sanki tarihin dışına itiyorlar. Bu yüzden senin çalışmaların da çok önemli. Çünkü bu hastalıkların özellikle vebanın etkileri, ondan sonra demografinin açılması, bir de iklim şartları. Yani tarihe biraz sadece tarihi olaylar değil,
tarihin arka tarafı, yani iklim, demografi ve hastalıklar gibi konuları da ele almak lazım. Bu için çok güzel bir perspektif getirdin bu konularda. Seni kutlarım. Şimdi sorum şu olacak. Biliyorsun Emir Timur'la Toktamış Han Altın Ordu'nun arasında çok böyle değişik bir ilişkiler olmuş. İşte Toktamış Han ona karşı onu kovdukları zaman Timur alıp onu tekrar koyuyor. Fakat bu sefer o Timur'un topraklarına saldırıyor. Bu şekilde de Timur gidip onu yeniyor ama gene koyuyor ama üçüncü de galiba onu tamamen kaldırıyor. Bu ilişkiyi bir anlatır mısın? Çok ilginç bir ilişki var Toktamış'la Timur. Ben o ilişki hakkında o kadar çok biliyorum diyemiyorum. Çünkü ben genelde yani 1359'dan sonra biraz benim heveslenmem biraz bitiyor. Çünkü veba yıktıysa artık bundan sonra fazla uğraşmıyorum. Ama ben bunu söyleyebilirim. Bazı tarihçi Timur'u İdil boyundaki Bulgar'ı Altın Ordu Devleti'ni yıkmakla suçluyor. Yani 1359'dan sonra Altın Ordu'nun nesi vardı? Yani benim anlattığım gibi 1400 civarında, yani 1360'dan 1430'lara, 40'lara kadar orası anarşiydi. Orada yani kuvvetli bir devlet yoktu. Bence batıdaki nüfus çok azalmıştı. Hatta bu teorilerime bakarsan bence bu Altın Ordu çöktüğünde şehirler yok oldu. Göçebeler yerleşik yerlerin nüfusu çok azaldı. Göçebeler de azaldı mı azalmadı mı ama onlar nispeten kuvvetli kaldılar. Ve şimdi Ulu Orda, Valşaya Arda dediklerimiz ortaya kaldı. Onun asıl kabileleri Kıyat, Kongrat, Mangıt, Sicivut. Ve büyük ihtimalle, ben %99 eminim, 14. yüzyılda, belki 13. yüzyılda da batıdaki Altın Ordu'nun asıl kabileleri buydu. Şimdi Toktamış yanında dört kabile vardı. Onlar Şirin, Argın, Barın, Kıpçak. Onlar eski kök orada toprakları mı biraz bilmiyorum. Ama bence bunun için delil çoktur. Batı'da halk sanı yok oldu. Yeni kan, yeni nesil, yeni güç ve yeni göç doğudan batıya geldi. Bunun başında Toktamış vardı ve Toktamış'ın tam kimden yani doğduğunu tam orada problem de olabilir. Tam benim uzmanım, bunun uzmanı değilim. Bunun hakkında okumak istiyorum aslında çünkü ben de iyi anlamıyorum. Ve onun için yani Toktamış gerçek han mı değil mi? Çünkü o eski Ak Orda'nın varisi değil. O belki Kök Orda'dan, belki doğudan geliyor. Onun için de bu legitimacy, bu problemleri var ve batıdan da geldiği için de Timur'la nasıl kavga ettikleri de problemdir. Ve sonunda o kaçmış olsa da bu dört kabile batıdaki asıl kabileler olarak kaldı. Onun için Tatar tarihi kendi devirlerini kurmuş. Bu Şihabettin Mercani bunu yaptı. Yani İdil boyundaki Bulgar Devleti, sonradan Altın Ordu, sonradan Kazan Hanlığı, sonradan Rus İmparatorluğu zamanındaki Tatarlar. Bence İdil Bulgarlarının çoğu yok oldu. Dilleri bile yok oldu. Sadece Çuvaş dili kenarlarda kaldı. Ondan sonra 13. 14. yüzyıllarda Kıyat, Kongrat, Mangıt, Sicivut ve başka kabileler de olmuş. Onlar da yok oldu. Ondan sonra Argın, Barın, Argın, Barın, Şirin, Argın, Barın, Kıpçak ve göçebe olarak Mangıtlar vardı, Nogaylar. Yani bunu düşünürse birkaç yüzyılda bir ya da iki yüzyılda bir yeniden etnik bir değişiklik oldu. Bir de Yulay Hocam, biliyorsunuz ki 1380 yılında Kulikova Savaşı var. Ruslara yeniliyor Altın Ordu ve dağılma sürecine giriyor. Aslında siyasi olaylar hem de iklim
Hem de hastalıklar ne oldu? Altın Orda'nın ortadan kaldıran en önemli etmenler. Yani tek bir etmene bağlayamıyoruz, değil mi? Benim için bu Kulikova dalası bozukluğu, Savaşı. o saçma sapan bir şey. O hiç gerçeklerle alakası yok. Bazı kişi bu Altın Ordu 1380'de mi yok oldu? Hayır. 1480'de mi yok oldu? 1552'de mi, bu Kazan Han'ın 1502. fethi zamanında mı yok oldu? Hatta sonra 18. yüzyıla kadar Kırım Hanlığı bile devam etti Osmanlılar Yani arasında. Ruslara yenildiği için ortadan dağılma gibi bir şey söz konusu olamaz. Tek bir sebep olamaz en azından. Biliyorsunuz, bence Batı'daki bu Moğol, Tatar falan ne derseniz, onlar anarşi yaşarken Batı'da Moskova'nın büyük kinyazı toprakları birleştiriyordu. Orada Evet. da veba yüzünden halk sanı azalmıştı ve adamlar bu tımar mı, ne, nasıl dersin Türkçe, onları toplayıp kendilerini kuvvetlendirdiler. Ve onlarda da belki büyük kayıplar olmuş, ama sonunda onlar büyümeye başladı, daha kuvvetli oldu. Kazan Han'ın içinden şirinler, başkalar Han'a karşı oldukları Galiba Yine gene kaldı bir, zannedersen. evet, bakalım. Herhalde evet olacak. Belki biz bu zaten veba sorularının bir kısmını sorduk. Belki Evet. Yulay tekrar bağlanınca bir Şeyi değişiklik sorabiliriz ama yapabiliriz. Mavi Rahmi bölgesini de bir Türk birliğine bağlayıp Tamam. o sorumuzu da Bu şey soralım en olabilir. son olarak. Tamam. Şimdi Oldu. onu soralım. Sonrasında veba sorularımıza bazılarına geçelim. Bazılarını evet şey Görüşleri, yapıp evet, belki, hepsini evet. sormayalım. Belki Ne de şey diyelim? olabilir. Yula Hocam gerçekten farklı bir bakış açısıyla sadece Evet. siyasi açıdan değil ama aynı zamanda hastalıklar ve çevre açısından Türk tarihini en önemli dönemleri olan 13. ve 14. yüzyılı farklı açıdan bakarak yorumluyor. Tabii ki bunları çalışmak da çok zor. Çünkü disiplinler Evet. arası çalışmalar Şey yapmak çalışma zorundasın. gerektiriyor. Evet, Yani işte bu sadece önemli. tarih bilimiyle Evet. ilerleyecek çalışmalar Evet. olmuyor. Çok Yeniden yönlü gel. olmalı. O yeniden hoş geldin. İşte bu Sözün bozkırın kısası. şeysi. Bir kaybolup bir geliyorsun. Bozkırda da böyle Evet, oluyor evet. zaten. Evet. Neyse, sözün konusu, sözün kısası, Evet. Altın Ordu 1359'da nasıl doğadan kaynaklanarak bu vebadan çöktü. Ondan sonrası o büyük problem. Bu yani bir soru vardı, ona da bir cümlelik cevap vereyim. Mesela Moskova Altın Ordu için vergi topluyordu. Evet. Onlar bunun arkalı kuvvetli oldu mu? Başka bu feodallar, başka knyaziler, onların bunun için kuvvetli olduğunu mu düşündüler? Ve onlar belki, o bizim arkamızda hanlar var, onlar sizi kırırlar mı de, anlamıyorum. Ben bunu bilemem. Ama Moskova devletinin şekillenmesinde böyle bir etken var, bir faktör var. Ve sonunda Moskova, Ivan Grozny, Yavuz Ivan Kazan Hanlığını fethettikten sonra onlar kendilerine, Edward Keenan'dan bunu görüyoruz. Bu sanki Moğolların, Tatarların, Altın Ordu'nun neyin varisi olarak gördüler. Ve hatta büyük ihtimalle, ben bunun hakkında bir makalede okumuştum, bu Karachi Bey sistemi belki boyar sisteminin aslında temelinde duruyor. Onu da bir araştırmak istiyorum. Onun hakkında kısa bir makale yazılır. Çok güzel. Evet, çok güzel. Yine Yulay Hocam çok güzel bir makaleniz var. Maverai Nehir'de Türk İslam kültürünün yükselişiyle ilgili. Peki Maverai Nehir bölgesinde 13. yüzyılda Türk İslam kültürü nasıl yükselmiştir ve Türk birliğini nasıl şekillendirmiştir? Bununla ilgili bir makalenizi okumuştum ben yine. Bu konuda neler Adamlar benden söylemek çok makale istiyorlar. O konuyu istersiniz? onlar belirliyorlar ve hatta
O makaleyi Vincent Furniaux kendisi Fransızcaya tercüme etti. Nasıl diyeyim? Bu, ben kendimi o konunun uzmanı olarak görmüyorum ama bunu söylemek mümkün. Ben makalemiz olduğu için sordum. Bunu demek lazım. Bu konuya gelince bu tasavvuf tarihi çok önemlidir. Bu Yeseviler, Nakşbendiler ve yani bunun veba ile de bir alakası var. Vebadan önce de tabii Berke Han Altınordu'da İslam'ı kabul etti. Çağatay Hanlığı'nda Tarmaşirin adına rağmen İslam dinini kabul etti. Ve Özbek Han da tabii İslam dinini kabul etti. İbn Battuta'dan görüyoruz ki Özbek Han Han olsa da o sanki şeyhinin önünde tapınıyor demek istemiyorum ama o aşağılanıyor. En aşağıdaki, en önemsiz kişi olarak görünüyor. Demek İslam'a, şeyhlere saygı. Eyvah, gene bir fırtına interneti kesti. Evet. Evet. Şimdi bu konuda şöyle Evet. ki Yulay Hocam o dönem için işte Türk İslam yükselişi tabii ki o dönemde korku hakim olduğu için bir dine yöneliş var ve o Ha, dönemde evet. tarikatların Nakşi tarikatı özellikle de yine tarihten en eski çağlardan gelen Nakşi tarikatın çok önemli bir etkisi var. İsmi. Sadece Türkistan coğrafyasında değil, İdil Ural bölgesinde yani Kazan, Kırım bölgesinde de biz bunları maalesef ki görüyoruz. Maalesef ki mi diyelim, hani toplanma amaçlı ama o dönemde de itaat kültürünü aslında çok Türk kültürüne uyumlu olmayan itaat kültürünün Evet, farklı tabii. Evet, varyanslarının doğru. olduğunu da ifade ediyoruz. Mesela zaten cedidçilik olayının çıkmasını da ben öyle görüyorum. Yani artık Gasparalı Evet. gibi Evet, tekrar merhaba. gittikçe Evet. gittikçe. Evet, çok iyi gidip geliyorsun ama güzel böyle. Evet. Ben Evet. Nakşilerden bahsediyordum. Evet. Gidip geliyorum, geliyorum ya. Evet, çok iyi. Şimdi Bodrum'da mısın? Bu Evet, şimdi arkandaki manzara Bodrum'a Bodrum mu? Evet, çok alıştım. güzel. Bodrum'a alıştım. Peki o zaman isterseniz biraz şey sorayım. Bu konu acaba araştırılırdı mı? Şimdi Göktürkler var, sonra Uygur krallıkları başlıyor, sonra Karahanlık. Bu dönemlerde de bu veba hastalığının bazı izleri var mı? Ne dersin o dönemler Bunu için? söyleyebilirim. Ha, evet. Yani bu konu üzerinde saatlerce konuşabiliriz. Ha, çok güzel. Bence bu Peter Golden'a armağan çıkmıştı. Orada bunun hakkında ikinci makalem var. Biri Richard Bullett'ın armağında Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunda vebanın rolü hakkında. Çünkü 14. yüzyılın ortasında mesela Konstantinopol'da da bütün Anadolu'da da Eyvah. Gene evet gidip geliliyor. Aslında o soruyu şöyle de Evet. sorabilirdik Bilgem. Göktürkler çağında diğer taraftan işte Altınordu 13-14. Yüzyıllarda vebanın dönem dönem yani nasıl desem pik yaptığı Ha, yani yaptı. yükselişe geçtiği Evet, dönemler belli var. dönemler Birinci var. salgın mesela 540'lı ve 750'li yıllarını kapsıyor Arasında ve tabii. bunlar Göktürklerin işte hani o Petret dönemine girişine de aslında Giriliyor, evet. karşılık geliyor. Geliyor, 540'lı evet, doğru. yıllardan 750'li yıllara kadar geçiyor. İkinci Geçiyor. kara ölüm dediğimiz kara veba salgını da 1346'dan 1353 yıllarına kadar sürüyor. Evet. Üçüncü salgın ise 1894 artık 19. yüzyılda ortaya çıkıyor. Biliyorum. Hatta Türkistan'da ben biliyorum ki 1892, 98 ve 16 isyanları var. Türkistan Milli Evet. Mücadelesi. Evet. Evet, Ama nerede kesildi? isyanlar Ha, oluyor. şeyde kesildi. Göktürklerden söz ediyordun. Evet, Göktürklerin vebaya etkisi ne Etkisi, şekilde? evet. O yeniden gitti Ha, herhalde. tekrar şey oldu. Doğru. Doğru. Onu söylüyordum. Evet. 19. yüzyılda Ha, Türkistan'da evet. yine vebadan o isyanların çıktığı sırada tabii ki 1892 ve 98 isyanları sadece
Sovyetlerin siyasi baskılarına karşı değil, orada bir ekonomik işte Şey, emeklerin sömürülmesi var, hakların evet. yenilmesi var ve ayrıca vebadan ölenlerin çok yükselişe geçmesi, bunun için de devletin herhangi bir şey yapmaması. Yani Yapmaması, Sovyet evet, Devleti'nin tabii, doğru. herhangi, pardon, Çarlık Devleti'nin, Tabii, Çarlık tabii. Rusya'nın herhangi bir engellemesi ya da tedavi noktasında yardım etmemesi önemli tepkiye sebep Evet. olduğunu Bakın o biliyorum. tarih Yani çok önemli. reva önemli. 1898 isyanı. Çünkü o sırada benim babam 20 yaşında ve ona katılıyor. Şimdi bu çok iyi. Fakat ben bu hastalık şeyini hiç göze almamıştım. Bence bu çok güzel bir bağlantı. Evet. Yulay Peki merhaba onu tekrar. kusura bakmayınız, kusuruma Evet, bakmayın. olsun. Gene biz arada bir Hikmet Bilgemiz dolduruyor böyle şeyi. İşte Mümkün olduğunca, bu mümkün olduğunca. çok iyi. Vebanın Göktürk Devleti'ne etkileri konusu. İstersen kısaca ne dersin o konuda? Ben onun hakkında ben Ha. bir Peter Golden'ın armağanında Evet. makale yazdım. Biz Güzel bir makale. burada birkaç asıl problem var. Çin tarihçileri o hastalıklar onların kaynaklarında geçerken genelde bunun veba olduğunu kabul etmek istemiyorlar. Ama artık genetik araştırmalardan vebanın oradan kaynaklandığını, Tibet Çinhay'dan çıktığını, o dönemde oradan mütasyonlar oldu da çok tehlikeli olmaya başladı. Bir. İkinci, bence mesela bu avar meselesi hakkında bir makale yazacağım. Bu bence belki avarlar Balkanlara gittiklerinde Balkanlar biraz boşalmıştı. Tıpkı 14. yüzyılda gibi. Osmanlılar da onun için çok çabuk olarak Balkanlara girebildiler. Şimdi birinci Türk Kağanlığı kurulduktan sonra hemen Karadeniz'e kadar uzanabildi. Ondan sonra hemen çöküyor. Ve sonradan bu ikinci Türk Kağanlığı bu çok karmaşık bir devir gibi görünüyor. Ve batıdaki Türk Kağanlığı bu Hazarlar falan tamamıyla boşluktan çöküyor. Nasıl oluştuğu anlaşılmıyor da. Bence bu hepsi vebanın yüzünden. Ve neden Sog dili artık kullanılmamaya başladı? Bence Moğolistan'da başka yerlerde yani çok adam öldüğü için artık bu halkın kullandığı dil olmadığı için yani orada ayakta kalan Moğollar, Türkler artık kendi dillerinde yazmaya başladılar. Bu Göktürk alfabesi meselesi ayrı bir mesele. Onun üzerinde durmak istemiyorum. Hala belki hiç kimse çözmedi. Ondan sonra neden aniden Göktürk yazıtları da yazılmamaya başlıyor. Gelenek devam ediyor, ırk bitik falan ama ırk bitik de belki Uygurcadan tercüme edilmiş ya da Uygurcadan transkripsiyondur. Ve neden çeşitli çeşitli alfabelerde, çeşitli çeşitli dinlere ait dini mahiyette olan metinler yazılmaya başlıyor? Bana kalsa bu yani bunu 14. 15. yüzyılda da görüyoruz. Bunu diyelim bu dönemde de görüyoruz. Yani adamlarda bu pandemi döneminde ibadet artıyor. Biz bunu bugün de görüyoruz. Biz Doğru. pandemi döneminde yaşıyoruz. Yani ilk günlerde Asya'daki rahibeler saçlarını kesiyorlardı. Amerika'da olsun, Rusya'da olsun biz dindar Hristiyan olduğumuz için hastalanmayacağız. Jesus, İsa peygamber bizi koruyacak gibi şeyleri duyuyoruz. Yani bu çeşitli çeşitli yani korumak için dini işaretler falan. Yani bence o devirde de vardı. Ve bir bakarsak eski Türk yazıtları destanlara falan destanlar üzerinde kurulmuş. Ama sonraki şeyler bu Budist hikayeleri, Manihe hikayeleri falan onlar hepsi dinle alakalı. Çünkü hem bu üniter devlet bu kaybolmuş herhalde ve yani herhalde biraz parçalanmış. Ölümden,
Allah'tan veya ilahilerden, tanrılardan korku var ve dinin artmasını görüyoruz. Çok, yani bunun hakkında çok şey söylemek mümkün. Ben bunu bunun hakkında dediğim gibi bir iki makale yazdım ama hala onun hakkında düşünüyorum. Çok iyi. Hikmet Bilgem, siz sorunuza geçmeden, bu ben YouTube'dan izleyicilerin bazı şeyleri var. Yulay, bu izleyicilerin bir iki sözleri var. Onu söyleyeyim. Tataristan'dan Luna Kotenok yazmış. Merhaba Tataristan'dan. Çok güzel, teşekkürler. Kanada'dan Şerife Yalçınkaya Bilgemiz yazmış. Ne güzel şeyler öğreniyoruz sayenizde. Türkoloji tarihinde çok önemli gezi yaptık. Yine Recai Bilge Ünal, İstanbul'dan iyi yayınlar diliyorum diyor. Murat Uzun de iyi yayınlar diyor. Yani çeşitli yerlerden Almanya'dan hocamız vardır. Evet, Berlin, Frankfurt'tan Necati Aydın iyi yayınlar diyor. Ne dediniz Hikmet Bilge? Kerim Demirci, Yulay hocamın bir de Kerim Demirci var. Öğrencisi kendisi. Evet, ben Demirci soyadını görünce dedim kimdir acaba? Evet, Kerim Demirci de diyor. Hikmet Hanım, Timur Hocam, çok Yulay Hocam çok teşekkürler diyor. Evet, böyle iyi şimdilik pek fazla eleştiri yok. Güzel şeyler söylüyor. Olsun, bekliyorum. Evet. Ben sürekli el bombalarını atıyorum da karşı atabilirler. Evet. Bence biraz da gençler, genç tarihçiler için bu söyleşimiz çok yararlı oluyor. Çünkü onlar tarihe, sadece tarihi olayların kendisi değil, onun arka planında bu iklim şartları, demografi, yani nüfusun artıp yükselişi, hastalıklar konularına da bakmaları lazım. Evet. Evet, bu eksiklik. Evet, buyurun Hikmet Bilgem. Ben yeni bir soruya geçmek istiyorum Timur Bilgem. Şöyle ki, biz hep kara ölüm gibi salgınları ya da veba gibi salgınları tarihte imparatorlukların düşüşüyle de ilişkilendiriyoruz aslında. Peki bu salgınlar imparatorlukların gelişmesinde geliştiren bir, bu salgınların imparatorlukları geliştiren bir yönü var mıydı? Varsa nelerdir? Ya da hangi devletlerde vardı? Mesela Osmanlı'yı geliştirdiğini söyleyebilir miyiz Yulay Hocam? Yani ticaret, nüfusun etkileşimi ve dolaşımı açısından, devleti büyütmesi açısından siz neler düşünüyorsunuz bu konuda? Bunun hakkında makale Sayın Doktora hocam için, armağan için yazmıştım. Ben makalelerimi akademiya.edu'dan bulmak mümkündür. İşte bu, ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben genelde Yine gitti. Eyvah. En önemli, neyse, o sen noktaydı, tekrar bağlanınca yapabilir. Çok heyecanlıydı. Evet. Yulay Hocam, yalnız bu üç salgın tarihte biz veba salgını görüyoruz Timur Bilgen. Mesela 540-750'de bitti diye düşünüyordum. Kesinlikle onların artçılarının, yani etkisi devam ettiğini düşünüyor ve söylüyor. Bu konuda da yani yepyeni bir bakış açısı da getirmiş oluyor. Yani ve en önemli söylediği şeylerden birisi de bu dönemde dinin yükselişe geçtiğini, insanların korunma ve dua etme eğilimlerinin daha fazla olduğunu ve böylelikle söylediği gibi çok güzel yazıtların kaldığını, mektupların, bitiklerin kaldığını da ifade ediyor Yulay Bilgemiz. Evet, bu zaten o dönemde biz hem Budizm, sonra Manikeizm, çeşitli dinlerin çok güzel bir noktada kaldın. Evet, oradan başlayabilirsin. Demiştin benim bir şey söyleyeceğim bu konuda diye. Burada bıraktım. Evet. Şimdi ben öğrenciyken ben iki asıl teori hakkında öğrendim. Biri Köprülü'nün teorisi, ikinci Wittig'in teorisi, bu Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu hakkında. Sonradan Rudi Lindner'ın da biraz üçüncü versiyonu. Ama ben hatta bu Professor Bulletin armağan için bu The Rise of the Ottoman Empire adı koydum.
ikinci Osmanlı'nın adım. Yükselişi, evet. Ya, evet, çünkü bu bence ben de bunu vebaya bağlıyorum. Ben mesela öğrenciyken anladım, yani eskiden Bizans, Konstantinopol, yani belki nüfusu 1 milyondu. Ama Osmanlılar onu fethettiklerinde onun nüfusu yaklaşık 40 bindi. Nasıl bu kadar azaldı? Nasıl bu kadar azaldı? Ve bir düşünürsek, yani 1330'lulardan, 40'lardan itibaren bu beylikler, Osmanlıların rakipleri yok oldular. Yani bugünkü pandemi döneminde uçaklar onu asıl taşıyan araçlar. Ama 13. 14. yüzyılda gemiler, ticaret yolları, ipek yolu gibi ticaret yolları. Onun için mesela bu Aydın, Menteşe, başka beylikler, bence onlar yok oluyorlar birinciden. İkinciden Osmanlılar ve Bizans da çok büyük kayıplar yaşıyor. Konstantinopol çok 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 büyük kayıplar yaşıyor. Ve Osmanlılar da daha da kuru, yarıya belki tamamıyla göçebe oldukları için onlar aynen etkilenmiyorlar. Onlar ve başkalar kırılırken onlar büyük ihtimalle ayakta kalabildiler. Ve onun için onlar da dediğim gibi o başkalar kırılınca onlar nispeten güçlü kaldı. Yükselişe. Evet, ve sonra onlar Konstantinopol'u ele geçirene kadar onlar kenarlarından geçip Balkanları doldurdular ve fethettiler. Ve ben hatta bu Batı Türkçe şiveleri hakkında 1-2 yıl önce bir makale çıkardım. Bu Ömer Lütfi Barkan'a dayanarak, başka bilim adamlarına dayanarak görüyoruz ki gerçekten o Osmanlı Devleti adamları göç ediyordu. Yani boşalmış Anadolu'yu dolduruyordu. Fethettikten sonra İstanbul'u dolduruyordu. En sonunda neden mesela bu Bulgaristan'daki Türk şiveleri ile bu Trabzon şiveleri birbirlerine benziyor? Çünkü göç ettirdiler. Zorla güç ettirdiler ve Ömer Lütfi Barkan'ı okursanız görürsünüz ki devlet, yani bu Oğuzlarla, Türkmenlerle dolu olan halklardan biraz korkuyordu. Çünkü bu yerleşik devletler göçebelerden çok hoşlanmıyorlardı. Vergi toplama, doğru, güvenlik, evet, meselesi. Onun için Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselmesinde ve aynı zamanda Bizans'ın çökmesinde vebanın rolü var. Ve belirli bir noktadan sonra Osmanlı Konstantinopol'u geçip Balkanları elde edebildi. Evet. Çok büyük kaynaklara sahip oldu. Sonunda Konstantinopol'u da fethedebildi. Ve bence veba Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişinde çok büyük bir faktördür. Ben Ömer Lütfü Barkan'ın Kolonizatör Türk Dervişleri isimli makalesini de çok beğenirim Bilgem, Yulay Bilgem. Şöyle ki Balkanlarda kalıcılığı sağlayan, girişi sağlayan veba ise, kalıcılığı sağlayan ise Kolonizatör Türk Dervişleri. Yani özel olarak seçilmiş belli ailelere mensup kişilerin oraya yerleştirilmesi ve oraları Türkleştirmesi ve İslamlaştırması olarak ve da 19. yüzyılın sonuna, ve 19. yüzyılın sonuna kadar bu devam etti. Sonradan bu ulusalcılık, milliyetçilik yüzünden milli ulusal devletler kuruldu da ondan sonra gönderdiler. Hatta 80'li yıllara kadar. 90'lı yıllara kadar. Yulay, şimdi gençler tabii bunu izliyorlar. Şimdi sana şöyle bir soru sorabilirler. Şimdi tarihteki bu olayları ve arka plandaki büyük veba gibi büyük hastalıklar, demografi ve iklim şartlarını şimdi birleştirmek için acaba nasıl bir metodoloji kullanalım? Yani bu konuda bir şey tavsiye eder misin? Ne gibi kaynaklar ve ne gibi disiplinlerden kendilerini yetiştirmeleri lazım? Bu çok zor bir soru. Hep yeniye açık olmak gerekiyor. Yani tarih nedir? Mesela sadece bu yılda birinci yılda bu oldu, ikinci yılda bu Arap tarihçiliğinin geleneğini devam ettirmektir. Evet. Tarih. Bu ben aslında
tarihlerimi, bu o yılları pek hatırlayamıyorum. Doğum günleri unutuyorum. Evet. Aileme sor, aileme sor. Evet. Akrabalarım biliyor mu? Ben o yani yılları, tarihleri pek düşünmüyorum. Beni asıl ilgilendiren şey adamların nasıl yaşamaları, nasıl yaşadıkları, geçmişte nasıl yaşadıkları. İklim değişti de sonunda diyelim 17. yılda Tatarlar buğday değil darı yiyorlardı. Neden? Çünkü soğukta onunla geçinebilirsin. Yeniye açık olmak lazım. Bu mesela Amerika'daki eğitim sisteminin güzel tarafı bu genişliği. Yani adam isterse Almanca okur, isterse biyoloji okur, sonradan doktor olabilir, sonradan avukat olabilir. Ben Orta Doğu dillerini okudum, tarihten de ders aldım, sonradan tarihten doktor oldum. Ama bunun yetersiz olduğunu da anlıyorum. Özellikle doktorayı bitirdikten sonra. Yani veba hakkında bir kitap okudum. William McNeill's Plagues and People benim için çok önemli bir kitabıydı. Son zamanlarda iklim çalışmaları hakkında çok güzel şeyler var. Bu bizim eski arkadaşımız, öğrencimiz Henry Meza. Çok güzel. John Brook ile birlikte bu Avrasya'daki iklim tarihi, yani kaç bin yıllık bir tarih, bir makale, ama o kadar zengin bir şey ki yani ufuklarımızı açmaya hazır olmalı. Yani disiplinler arası bir çalışma yapmak. Disiplinler mesela arası. Sosyoloji, antropoloji, antropoloji gibi değişik dalları. Evet. Ve şimdi bu eski genetik çalışmaları. Evet, genetik yani şimdi şu anda genetik çalışmaları. Evet, evet. Bu çok önemli. Evet, çok güzel. Çok. Evet. Yani diyelim arkeoloji var. Adamlar eskiden kazılarda, artık bu adamsız uçaktan mı, uzaydan mı, Google Earth kullanarak evet. buluntular yapıyorlar. Adamın aklı durur. Elimizde bu böyle imkanlar varken onları değerlendirmek lazım. Kesinlikle. Kesinlikle Yunan Hocam. Yunan Hocam şöyle diyelim, Altınordu araştırmaları bugün sizce ne durumdadır? Batı'da, Rusya'da, Tataristan'da, Türkiye'de. Yani siz hangi Altınordu, hangi bölgenin Altınordu çalışmalarını daha önde buluyorsunuz daha doğrusu? Bu çalışmalar şu ne anda durumda? Çok büyük, şu anda çok büyük değişiklikler ve gelişmeler var. En önemlisi yani Kazan'da bu Osmanov Altınordu ve Tatarhanlıkları merkezinde bir mecmuanın çıkması. İlnur Mirgaliyev çok faal bir genç bilim adamı ve Doğu Avrupa'dan, Rusya'dan, Çin'den, başka yerden adamlarla birleştirmeye çalışıyor da onun için bir artık uluslararası bir kaynaşma var. Rusya'da özel bir problem var. Rusya'da bunun hakkında kısa bir makalem de var. Bence mesela milli tarihi akademik tarihten ayırmak lazım. Kesinlikle. Yani Türkiye'de de mesela milli tarih çok kuvvetlidir ve bu hep akademik tarih olamaz. Mesela diyelim Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu, yani Gazi teorisi var ve Yulay'ın söylediği var. Yani biraz tutuşmuyorlar. Ve bu problem değil. Yani sen birinci sınıfta, beşinci sınıfta, onuncu sınıfta bir vatandaşa neyi bilmesini, neye inandığını, gerek olduğunu anlatacaksınız. Bu tabii bir şey ki. Ama sonradan yani profesörler tarihi böyle yazmamalıdır. Çok sağ ol Yulay. Yulay şimdi yeni bir bölüme geçiyoruz. O da dünyada Türkoloji konusu. Şimdi onun bugünü ve yarını. Benim şöyle bir sorum var. Sen Amerika'da uzun yıllar Türkoloji yaparken Avrupa Türkolojisini de Çin'deki, Asya'daki, Rusya'daki ve Türkiye'deki Türkolojiyi çok iyi inceledin. Şimdi benim sorum Türkiye Türkolojisi hakkında. Şimdi Türkiye'de bazı geleneksel alışılmış terimler var. Onu kullanıyorlar. Mesela diyelim Kazakça, Kırgızca, Özbekçe bunlar dil değildir. Bir Türkçenin şiveleridir diyor. Ama onlar şive deyince bu sefer Kazak, Kırgızlar, Özbekler kızıyor. Çünkü onlar da şive diyalek demek, ağız demek. Onlar diyor yok bizimki dildir diyor, ağız değildir diyor. Ama Türkiye'de hala... Tarihten farklı değil.
Evet. Milliyetçi ideolojik bir ideoloji. Evet. Şimdi bu konuda senin görüşünü, sen şimdi bütün geniş çerçeveyle eyvah gene yolayı kaybediyoruz. Neyse gelince devam ederiz bunu. Ondan sonra sizin de zaten ondan sonra dünya Türkoloji ile ilgili Evet, sorunuz var. Evet, sorun var. böylece ve şey olarak da biz 11.30 yani şu anda 1,5 saatlik bir söyleşi Gayet yapmıştık. güzel İyi bitirdik ve gidiyor. derli Evet. toplu da oldu. Evet, Evet, iyi gidiyor. biz de sıkılmadık. Seyirciler de eminim ki Evet, umarım sıkılmamışlardı. izleyiciler de ben bir bakayım yeni şeyler var mı acaba? Yani bu arada şey söyleyeyim, eğer dikkat edin Yulay kendisi girebildi ama tekrar giremezse bekleme odası size göreceksin. Size de yetki verdim. Siz de Yulay'ı alabilirsin eğer kendisi ama kendisi girebiliyordu. Aa, Yani evet, hemen önce yapsaydık aslında kontrol evet. edebilirdim. Şimdi ben bir bakayım ne gibi şeyler var yeni. Üstüne Yavuz söylüyor. Çok güzel bilgilendirici sohbet diyor. Ondan sonra Şerife Bilge ha, Handan Hançerli diyor. Hocalarım merhaba Anadolu'da deprem ile ilgili bir problem yapılabilir. Ha, bir program yapılabilir mi? Bu da güzel bir şey. Anadolu zaten fay hattı Konular. üzerinde. Geldi Evet, mi Yulay Bilgen? bunun neler oldu? Döndüm, döndüm. Ha döndün. İyi, hoş geldin Yulay. Hoş bulduk yine. Şimdi sana tekrar sorayım. Şimdi Türkiye'de kullanılan bu terminoloji var. Şimdi Türkiye'deki terminolojiyle bugün Türk Cumhuriyetlerinde ve dışarıda kullan. Çünkü onlar şöyle korku var. Şimdi eğer biz Özbekçe'ye dil desek Türk dilini parçalanmış oluruz diye bir korku var. Bu konuda ne dersin sen? Bu Türkiye merkezli bir ideoloji. Bu tam milli tarih gibi bir şey. Yani Türkiye Cumhuriyeti soğuk savaştan önce ama komünizm devrimler döneminde kendini hem korumak için hem bir şey ideoloji kurmak için böyle terimleri kullanmak gelişti. Ben bunu kullanmıyorum. Ve bazen bir makalede benim yazdıklarımı farklı olarak yazıyorlar veya Ha bir tercüme de o sorun ediyorlar. var. Mesela sen Ve İngilizceyi Türkçe'ye çevirirken hemen Türkleri ekliyorlar. Kazak demiyorlar, Kazak Türkleri. Yani birinin de evet. yabancının mesela birisinin de daha var. Kitabını çıkardılar. Hemen onu da Türk. Halbuki orijinali okuyunca öyle bir şey demiyor ama Türkçe eleştirirken hemen onu da değiştiriyoruz. O kadar Evet. terminolojiye kendimizi kaptırmışız. Evet. Yani bunu to be constructive yani bu yapıcı bir şey söylemek için bu açı ben terminolojiyi araştırmak istemiyorum ama Türk dünyasının ortak bir terminolojiye ihtiyacı var ve bu terminoloji neden başkalar tarafından problemdir? Çünkü 90-91'den sonra sanki Türkiye Sovyetler Birliği'nin yerine abi olmak istedi. Ve onlar abiyi aramıyorlar. Onlar abiden kendilerini kurtarmış oldular. Onun için bu eşit bir terminoloji. Evet, Yani doğru. inclusive yani herkes için Herkesi ortak içine olan almayacak. Evet. kapsayıcı yani bu Bakın mümkün 91'e değil. kadar Çünkü sorun yoktu. Çünkü orası Sovyetler Birliği içindeydi. Biz her türlü terminolojiyi, mesela ben de öyle yetiştim. Türkolojide yetiştim. Kullanıyorduk. Çünkü o dünyayla alakamız yoktu. Ama şu anda onlarla iç içeyiz. Ve biz bu konu terimleri kullanınca onlar da bundan alınıyorlar. Yani haklı olarak. Onun için bizim Türkiye'de bu terminolojiyi gözden geçirmeniz lazım. Evet. peki Kerim Demirci yine hocamız bir sorusu var YouTube üzerinden Yulay hocam onu sorayım. Milliyetçilik ile akademik olmayı nasıl ayırmak gerek diyor Evet. kendisi. Bu çok güzel bir soru. Kim Milliyetçilik sordu işte, bunu? evet Kerim Demirci Ha, hocamız çok sordu. güzel. Çok Kerim Bey güzel bir sağ soru. olsun. Evet. Çok güzel bir soru. Evet. Bu önceden mesela Rusya'daki problem hakkında bu Tatar tarihi veya Moğol tarihi. Rus tarihçilere genelde %99 mu, %100 mü, %90 mı? Onlar akademik tarihi milli tarihten ayıramıyorlar. Çok yıl önce bir kitap tanıtmasını yazmıştım. Yani adam tam bu Kulika ve Polya hakkında mı yoksa 1480 hakkında diyor ki, bugünden itibaren Rusya serbest oldu. Bu yani
bu akademik bir şey değil. Yani yani birini yani mağdur görmek veya üstün görmek, yani bu akademide bunun yeri yoktur. Yani eşitlik, serbestlik, özgürlük olmalıdır ve teori olacak. Akademik, yani akademik tartışmada yani ünlüler nasıldır bunu konuşabilirsin, ama senin dilin benim dilim dildir, senin dilin benim dilimin şivesidir demek, yani o problem olabilir. Ve tabii ki arkasında siyaset var. Yani meşhur bir deyim var, tam kimin bunu söylediğini hatırlamıyorum ama yani dil ve şivenin arasında, yani dilde asker var, devleti var, şivede devlet, asker yok. Evet. Yani hatta yine bu Skandinavya ülkelerinde de benzer bir durum var. Onlar herhalde Norveçler, siz Danimarka Norveççesini konuşuyorlar demiyorlar. Evet. Evet. Çok güzel. Evet. Şimdi bu ama güzel bir soru. O beni biraz çalıştıracak. Eyvah, şimdi Türkiye'de internet problemi var galiba. Projesini ele alalım. Öyle mi? Benim sesim iyi gelmiyor. Gelmedi, evet, kesinti oldu. Yavaş. Tekrar başlayın, şimdi tekrar. Şimdi nasıl? Şimdi iyi. Şöyle ki, bu son bölümde ise dünya Türkolojisini ele alalım. Artık son zamanlarda ABD ve Avrupa'da Türkoloji alanında gerilemeler görüyoruz. Buna karşılık Türkiye ve yeni bağımsız Türk Cumhuriyetlerinde ise bu konuda gelişmeler var. Sizin master ve doktoranızı yaptığınız Columbia Üniversitesi'nde Hadassah Kuhn, Quinn, Menges, Elwood, Brill gibi güçlü Türk bilimciler vardı. Şimdi Columbia'da bu bölüm bütünüyle kapandı. Bu konuda tavsiyeleriniz nelerdir? Tekrar açılması için neler yapılabilir? Yulay. Bölüm kapanmadı ama Güney Asya, Afrika, Orta Doğu, Güney Asya, evet. Afrika bölümü oldu. Ve Türkçeden iki lektör var. Ama tabii ki Columbia Üniversitesi'nde Orhan Pamuk da dünya edebiyatından ders veriyor. Onun için tamamıyla hiçbir şey yok demek mümkün değil. Osmanlı tarihinden de ara sıra profesör var. Ben burada çok büyük hareketler var. Bu dünya yani bir transformasyonlar devrine girdi gibi. Ve yani artık hatta bu pandemi yüzünden de hangi okul, hangi üniversite ayakta kalacak, hangi bölüm ayakta kalacak. Şimdi Funda Hanım'la Zoas'taki durumunu arkadaşlarından duyduğunu anlattı da, yani bazı memlekette, yani bu bizim alanlarda kuvvetli olan bölümler, okullar tamamıyla yok olabilir. Bu ciddi bir mesele. Ben onu canlandırmak için tabii ki para etkili olabilir. Çok büyük, yani çok büyük finansmanlar, yatırımlar yapmak isteyen biri varsa, yani bir işletme okuluna 100 milyon dolar vermek yerine Türkoloji için 100 milyon dolar verse herhalde güzel bir şey kurabilir. Ve yani Fuat Köprülü Tibor Halaşıkun'u Kolombiya'ya gönderdiğinde onlarca yıl orada çok güzel bir Türkoloji vardı. Hmm. Dünyadaki en iyi Türkolojilerinin biri. Artık o kaynaklar doğru yatırılmamıştı. Çünkü onlar bir anda değil, onlar çok yıl destek verdiler. Sonunda da Kolombiya hepsini yuttu. Yutmuş oldu. Yani mümkün. Benim dönemimde şey vardı. Karl Heinrich Menges vardı. Ama 70 de vardı. Emekli oldu, Avusturya'ya gitti. Edward Alward vardı uzun yıllar. Sonra o da vefat etti. Emeritus oldu ve yerini kimseler dolduramadı. Evet. Ya şimdi ben konuyu değiştirmek isterdim. Ben biliyorsunuz artık kariyerimin sonunu Kazakistan'a ve Türk dünyasına bağışla biliyorum. Bu benim hayatımdaki en büyük şereftir.
Unutmamak gerekiyor. New York'ta doğup büyüyen bir Tatar çocuğu artık İngiliz dilli veya Avrupa Amerika koşullarında en büyük Türkoloji programının bölüm başkanı. Bu, yani ben bunu düşünemezdim. Doğru. Şimdi ben Türkiye'de olsun, Tataristan'da olsun, burada olsun, başka yerde bu Türkoloji kim için önemli? Ben bunu diyebilirim. Artık İngiltere için, Amerika için, Kanada için, hatta Fransa için o kadar önemli değil. Çünkü artık onların imparatorlukları yaşamıyor. Sömürgecilik dönemi bittiği için, hatta Rusya'da da belki bitti desek ama Türkoloji bitti orada. Orada Türkoloji hiç sağlam değil. Onun için Türkoloji bu bizim ulusal milli bilimimiz olduğu için Türk dilleri, Türk tarihi, Türk edebiyatları, Türk folkloru, Türk kültürü, Türk sineması bu Türk halkları için önemlidir. Ve nerede Türklerin devletleri var, bunu yaşatabiliyorlar ve yaşatmalılardır. Ben maalesef Tatarstan'a gidiyorum, başka yerlere gidiyorum. Orada yani bu Sincan meselesi örneği de var önümüzde. Yani orada dili yaşatmak, hatta halkı yaşatmak zor. Onun için Tatarstan'da hep diyorum, Tatarstan'la Kazakistan'ın farkı onların egemenliğidir. Ve Kazaklar dillerine saygı duymadıklarında ben Tatarstan'ı gösteriyorum onlara, örnek olarak. Çünkü bu bizim için önemlidir. Ama ben Sovyet Türkolojisini tekrarlamak istemiyorum. Türkiye'deki Türkolojiyi de buraya ithal etmek istemiyorum. Çünkü onun da kusurları var. Sovyet Türkolojisinin de kusurları var. Her şeyin kusuru var. Hiçbir şey mükemmel değil. Önemli olan iyi yönlerini alabilmek. Ama uluslararası bir Türkoloji lazım. Ve Timur'la bence biz aynı fikirdeyiz. Biz uluslararası disiplin ağırlıklı bir Türkoloji önemlidir. Ve kesinlikle. Sağ olsun Kerim, başka öğrencilerim, yani onlar bunu yapabildiler. Ve Türkiye'nin hala onlara ihtiyacı var. Maalesef hep her şey umduğumuz gibi olmadı. Ve Kazakistan'da da bunu kurmaya çalışıyor. Nazarbayev Üniversitesi'nde bunu kurmaya çalışıyor. İngiliz dilleri bilecekler, yabancı dilleri bilecekler, teorileri bilecekler ve orijinal araştırma yapacaklar. Yani bununla ve çeşitli konular, çeşitli disiplinler üzerinde disiplin arası çalışma yaparsa bence bunu yapabilirsek ve Kazakistan devleti bunun arkasında kalırsa ve ben her halükarda bu Uluslararası Türk Akademisi ile de işbirliğine devam etmek istiyorum. Bu Darhan Kıdırali ile aramızdaki ilişki çok iyi. Ve yani böyle bir şey kurabilirsek bu güzel bir şey. Evet. Ve yani ben de yani buradan iş teklifi geldiğinde hemen dedim tamam ben kütüphanemi oraya götüreceğim ve üniversiteye bağışlayacağım. Evet. Ne güzel. Getirdim. Evet, ne güzel. Yulay, şimdi sen bu çeşitli dillerden bahsettin. Ben hayatımda iki kişiyle karşılaştım. Çok dil bilen, çok farklı diller bilen. Birisi benim hocam Karl Heinrich Menges'ti. Çok sayıda dil biliyordu. Rusça'dan Çince, Rusça onun ana dili gibiydi. Yunanca, eski ölü diller, sonra Dravidçe, birçok diller. Tabii Latince bütün Avrupa dilleri. İkinci kişi de sensin. Sen pek hoşlanmıyorsun sana kaç dil biliyorsun demekten. Ama şunu söyleyeyim, sen ana dilin Tatarca'yı ve onunla birlikte Özbekçe, Kazakça, Kırgızca, Karaçayca, yani bütün Kıpçak şeylerini alalım, kollarını rahat konuşabiliyorsun. Çünkü ben senden Özbekçe de konuştum. Biliyorum senin Özbekçenin de ne kadar güçlü olduğunu. Ahlasanız Özbekçe'yle de gepiriş mümkün. Gepirişimiz mümkün elbette, evet. Sen bir de bunun dışında Avrupa dillerini de öğrendin. Mesela Almanca, Fransızca, sonra İtalyanca, Latince bu arada. Bir de Arap, Fars. Latince okumadım. Evet. Latince okumadım. Latin kökenli dilleri öğrenmiş oldum. Macarca, Rusça. Evet. Sonra Macarca ve Moğolca geliyor. Ondan sonra Çince geliyor. Macaristan'da Moğolca okudum. Evet, buldun. Ondan sonra diyelim şey geliyor. Yani en az yani Türk
dilinin kollarını saymasak, sadece yabancı dil olarak alsak en az 10-15 tane dil biliyorsun. Bu çok büyük. Bu da ikinci bir şey, senin elinde çok sayıda değişik kitaplardan okuyabilme imkanı veriyor. İşte yabancı dilin çokluğu. İşte belki de gençlere, ileridekilere diyeceğimiz sadece bir iki dil değil, çok sayıda dil öğrenmenin yararları var. Çünkü o kaynaklara girebileceksiniz ve bu konuda çok iyi. Şimdi biz şeye geldik, 2 saatimiz dolmak üzere. Ufak tefek ayrılıklar olsa bile bu internet yüzünden, ama seninle güzel sohbet ettik. Şimdi seni izleyicilerimizle karşı karşıya bırakalım. Şimdi onlara ne söylemek istersin kişisel olarak, bu diyelim Türkoloji konusu olsun, tarih konusu olsun, seni dinleyen ve biliyorsun şu anda seni bizi izleyenler var, fakat bu canlı yayın bittikten sonra gelecek günler, haftalar, aylar, hatta yıllarca bu videomuz YouTube'da kalacak. Ve çok kimse, şimdi bu seni bu şu anda izleyenler ve gelecekte izleyecek olanlar için, özellikle gençler için, genç arkadaşlar, tarihe, Türkolojiye meraklılar için neler söylemek istersin? Ben bir çok yaşlı dinozor olarak bu tip nasihatları çok verdiğim için onları kolay kolay söyleyebilirim. Benim görüşlerim çok farklıdır. Bu Şihabettin Mercani de 19. yüzyılda eski solastik bu eski yani eski bu eski bilim adamları okuma, Kur'an'ı oku derdi. Yani neden Kur'an'ı okumak yerine 16. yüzyılda caminin Kur'an hakkında yazdıklarını okuyoruz? Yani bu tip bir kaynakları yani mümkün olduğu kadar birinci el. Ama ben tercüme kullansam da utanmıyorum. Artık pandemi döneminde yaşıyoruz. Ben Kazakistan'dayım. Lars Johansson'ın bir makalesini Almanca bulamadan Nurettin Demir'in tercümesini okursam ben rahatsız olmuyorum. Bazı zaman en iyi, en güzel edisyonu kullanmasam bile Allah'a bin şükür internet arkalı ulaşabiliyorum diyorum. Ama ne demek isterim? Gençlere bu Türkoloji konusunda bunu diyebilirim. Belki üniversitede lisans için Türkoloji okumak gerekmiyor, şart değil. Ya da onun yanında başka şeyleri de okumak lazım. Mesela ben öğrenciyken 7 yıl, 6,5 yıl Arapçadan ders aldım. Bu bana çok veriyor. Ben onu yapmadan bilim adamı nasıl olabileceğimi tahmin edemiyorum. Ben disiplin olarak dil bilimi dışında, dil biliminden az ders aldım ama klasik şeyleri biliyorum. Ama tarihten doktora yaptım, bir disiplinden tarih yaptım. Doktora eğitim yaptım. Yani demek beni Türkolojiye ne lazım? Yani temel bilim lazım. Rusya'daki Türkleri Rusya tarihini bilmeden nasıl anlayacaksınız? Orta Doğu'daki Türklerin tarihini veya dillerini veya medeniyetlerini, Orta Doğu'daki tarihi, coğrafyayı, İslam'ı nasıl anlayacaksınız? Onun için temel bilgi lazım, bilim lazım ve eğitim lazım. Ben bilmiyorum bu Türkçeden bu major, bu ihtisas ana bilim dalı olarak okuduğunuzda yeterli bu konulardan yeterli eğitim alıyor musunuz? Yani mümkün olduğu kadar Fransızca, Almanca, Rusça eğitim alsanız bu güzel. Türkolojiye hep böyle, bu yoldan gelsin deseniz o da yanlış. Yani bazıları Çince öğrensin, bazıları Arapça, bazıları Latince, bazıları Sanskritçe öğrense. Bize bu çeşitlilik lazım. Bu yeterli çeşitlilik görmüyorum. Sanki çok sayıda klon var. O bize lazım değil. Ve temel bilim varsa, yabancı dil varsa ve özellikle disiplin varsa ve onun ötesinde disiplinler arası çalışmalar varsa bu çok önemli. Çünkü hangi bilgiyi, hangi datayı kullanacaksınız? Bunu yani kafanıza göre
kullanacaksınız. Mümkün. Ama aynı zamanda teori olunca hangi bilgiler, hangi farklılıkların önem taşıdığını anlayabilmek için bu dünyadan, bu muhitten öğrenmek lazım. Onsuz olmuyor. Mesela Funda Hanım'la bunu çok tartışıyoruz. Yani ben çeşitli teori olmasa yani ve argüman olmasa ben nasıl yazacağımı bilmem. Kuramsal gitmenin öneminden bahsediyorsunuz değil mi Bilge? Yulay nasıl? Kuramsal gitmenin sistematik o yapıyı bozmadığını ve daha düzenli hale getirdiğini, bilgiyi daha düzenli hale getirdiğinden bahsediyorsunuz. Evet, yani herhalde doğru anladıysam, evet. Bunun dışında yani bu klasik bizim Avrupalılar bazen çok güzel klasik eğitim alıyorlar ve bence yani bundan korkmamak lazım. Yani bir bilgiye sahip olmak, bir dil bulmak o bir yük değildir ki. Hatta bak bu dediğin çok doğru. Mesela bir Karl Menges bana anlatmıştı. Gerhard Dorfer gene bir başka büyük Alman Türkoloğu doktorasını yaparken doktora sınavından şey geçirmemiş Karl Menges. Çünkü demiş Dorfer Latince bilmiyor demiş. Ama sonra gidip Dorfer 6 ay Latinceyi çalışıp onu geçip doktorasını o zaman kabul ettirmiş. Yani o sırada yani bu eski dönemde Latince çok geçerliydi Avrupa'da. Ve eskiden mecburiydi. Ama herhalde Göttingen'de hala şarttır. Evet. Fakat nedense Dorfer o zaman kadar almamış şu dersi. Ama sonra alıp kendini yetiştirmiş. Yani bazen ne kadar şey olabiliyorlar. Yani Latince'nin gerekliliğini. Bunu bize Menges anlatmıştı. Bu dediğin çok doğru. Evet. Ben kendimi yani Menges'le, Dörfer'le, başkalarıyla aynı kategoriye koymak istemiyorum. Ben çok farklı biriyim, çok özgür düşüncelere sahip biriyim. Zaten ama ben şanslıyım. Neden? Evet. Benim hocam Macaristan'dan Ankara'dan Amerika'ya, Columbia'ya geldi. Sonradan Omelyan Pritzak Avrupa'dan Seattle'a, sonradan evet, Harvard'a geldi. Sonradan Halil Bey, Halil İnalcık da Chicago'ya geldi. Alexander Bennigsen Chicago'ya geldi. Bu yani misyon olarak, eğitim benim misyonum. Kesinlikle öyle. Evet, dondu zannedersem evet. Yine Timur Bilgen maalesef. Şimdi gelince artık kapanış bölümüne başka şimdi geçelim. O zaman evet siz aynen. Başlarsınız onu tekrar gelince. Her bir hocasının hocama katkıları, Yulay hocamıza katkıları evet, ne evet. ifade ediyordu? Gerçekten de çok önemli ivmeler, insanın evet. bakış açısını geliştiren evet. çok önemli yönler. Onun için doğru insanı bazen öğrencilerime diyorum ki yani şeyden çok iyi çalışabileceğiniz, inandığınız, güvendiğiniz bilgisine, yeteneğine, bakış açısına güvendiğiniz evet, insanlarla evet. çalışın. Herkes başka söylesin tabii. Ama siz onunla çalışmaya inanın ve onunla evet. çalışın. Fakat bir şey var, çalışırken bile ama ileride hocanızdan değişik düşünceler de geliştirin. Tabi o tarafını evet, unutmasınlar. Evet. Ki. İşte Yulay'ın yaptığı o. Yani çok sayıda hocasından geçti. Ancak onların şeyine bağlı kalmadı. Onları geçebildi. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Yulay tekrar merhaba. Hoş geldin. Çok güzel. Hocalarınızın neyse bu büyük bir şeref. Evet. Ne mutlu bana. Benim evet. hocalarım Avrupa'dan, Türkiye'den Amerika'ya geldi. Ben de tam reverse brain drain. Artık evet sen de bu, Amerika'dan o taraflara gittin. Evet çok güzel. Evet bu çok güzel oldu. Yulay çok güzel söyleşimiz oldu. Aslında ileride daha da uzun yapabiliriz. Ama galiba gene bir takılma var değil mi? Gene dondu. Evet şimdi artık değerli dinleyicilerimiz son bölüme geçiyoruz. Evet. Son bölümde ben şöyle genel bir konuşmayı yapayım Bilgen. Evet. Siz kapanışı yaparsınız. Yulay Hocam da belki o sırada gelmiş olur. Evet. Yulay Bilgimize çok teşekkür ederiz. Söyleşimizi kabul ettiği ve bizimle
böyle güzel bir söyleşi gerçekleştirdiği için. Şimdi öğrencilerim tabii ben yıllardır Yulay hocama anlattığım için onlar da görmüş ve tanışmış oldu. Benim için büyük bir mutluluktu. Gerçekten hayatımın önemli dönüm noktalarından birisini Yulay hocam oluşturur benim için. Ve bundan sonra da öyledir. Hep hayatımda olsun. Çünkü ben bir telefon kadar yakın olduğumu düşünüyorum. Ve hocalığı hiç gitmiyor Yulay hocam. Ve bu konudaki sabrını da emeğine de çok teşekkür ederim. Bir Bilge Türkler söyleşisinin de sonuna geldik. Gelecek hafta bir başka bilgemizle yine konuşacağız. Görüşlerini alacağız. Ve birlikte sorularımızı soracağız. Tabii ki bu kanalın, Bilge Türkler kanalının da desteğe ihtiyacı oluyor. Bunun için de abone olabilirsiniz ve bizden gelen haberleri kolaylıkla mesaj olarak alabilirsiniz. Eleştirilerinizi, önerilerinizi bildirebilirsiniz. Ve söyleşimizi beğendiyseniz beğen tuşuna da basabilirsiniz. Bu bizim için teşvik edici olmuş oluyor. Gerçekten çok güzel bir programda ben en azından öyle düşünüyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum, onur duydum Yulay hocamla yıllar sonra ben şereftim. Kameralar aracılığıyla görüştüğümüz için. İkinize de teşekkür ediyorum. Ve aziz dostum Timur, sana özellikle çok çok teşekkür. Sağ ol Yulay. Şimdi gene izleyicilere devam ediyoruz. Evet, gelecek hafta 17 Temmuz Cuma günü İletişim Radyo Televizyon alanındaki çok değerli bir bilgemiz Profesör Zakir Avşar'ı ağırlayacağız. Bu dünyayı saran salgın döneminde daha da yaygınlaşan sanal eğitim, öğretim ve sosyal medyanın yaklaşmasını Zakir Avşar bilgimizle konuşacağız. Şu izlediğiniz videonun altında bilgi verilen Bilge Türkler kanalımızı izlemenizi isteriz. Bir de yakında 24 Temmuz'da da Kazakistan'daki Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali'yi ağırlıyoruz. Onunla bir söyleşi yapacağız. Kazakistan'da olsa da Uluslararası Türk Akademisi Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan tarafından, Cumhurbaşkanları tarafından kuruldu. Şimdi Özbekistan da ona katıldı. Demek gittikçe genişliyor. Bu Uluslararası Akademi Başkanı Darhan Kıdırali aynı zamanda Kazakistan'da çıkan büyük gazete Egemen Kazakistan'ın da sorumlu yöneticisi. Onunla da biz Türkoloji tarih konularını ama ağırlıklı olarak Mustafa Çokay yolu diye bir program yapacağız 24'te, ama ondan önce 17'de de Zakir Avşar bilgemizle iletişim konularını tartışacağız. Bize önerilerinizi, eleştirilerinizi gönderebilirsiniz. Hemen YouTube videosunun altında bizim elektronik postamız da yazıyor. Oraya bize öneri ve eleştirinizi söyleyin. Bugünkü konuşmayı bizim TÜSAT BİTİK yönetim kurulu üyesi Sayın Hikmet Demirci bilgemizle yaptık. Ve gelecek söyleşilerimizde de böyle bizim yönetim kurulundan bir iki kişiyle birlikte, bazen kendim tek başına, bazen onlar tek başına demek söyleşi alıp gidecekler. Ve benim aziz eski dostum, eski arkadaşım Yulay Şamiloğlu'na da Nur Sultan'da sevgiler yollarım. Ne güzel, Hikmet Demirci bilgemiz Kahramanmaraş'ta. Ben Amerika'dayım, East Lansing'de. Sen de Yulay şeydesin, Nur Sultan Kazakistan'dasın. Üçümüz bir araya geldik. Evet, arkanda da Nazarbayev Üniversitesi'nin muhteşem binası gözüküyor. Ve bence çok iyi oldu. Önce korkmuştum. Bu Nur Sultan'daki fırtına filan tamamen bizim şeyi bozabilir diye. Ama çok iyi böyle gidip gelişler yaptın. Çok güzel oldu. Evet, bilmiyorum bu konuda bir iki şey söylemek isteyen var mı? Yoksa ben canlı yayınımızı burada durdururum ama biz odada devam edeceğiz. Ne dersiniz, bir iki şey anlatacak bir şey çok kaldı mı? Çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum. Biz de çok mutlu olduk. Gerçekten enerjiniz geçti.
Bizim de oraya enerjimiz geçtiği için mutlu olduk. Sizi böyle gördüğümüz için, yüzünüz güldüğü için çok mutlu olduk. Ben böyle bir Yulay hocamla en son ayrılırken Hikmet dedi. Ben dedim yine görüşeceğiz biz. Yulay hocam dedim. Nerede Hikmet? Nerede dedi. Ben de dedim yok ben inanıyorum yine görüşeceğiz. Ha, bir, hep evet, görüşüyoruz bak, değil mi Yulay hocam? Hocalığınız hiç bitmiyor. Hiç bitmiyor. Evet, evet. O zaman değerli dinleyiciler, şimdi canlı yayını durduracağız. Ama dediğim gibi 17 Temmuz ve ondan sonraki cumaları her cuma bir bilgemizi ağırlayacağız. Ve sizlerle tekrar görüşeceğiz. Şimdilik canlı yayını bu haftaki de kesiyorum. Hepinize sevgiler, sevgilerimizi yollarız. Hikmet Demirci bilgemiz ve Nur Sultan'dan Profesör Yulay Şamiloğlu bilgemizle birlikte.